Ermataş Er Meydanı'nı sunuyor. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yepyeni bir Er Meydanı'yla yine bir salı gecesinde sizlerin karşısındayız. Bu akşamki konuğumuz parlamentomuzun en genç milletvekili, Toplumcu Demokrasi Partisi Girne Milletvekili Sayın Zeki Çeler olacak. Kendisi şu anda stüdyomuzda. Sayın Çeler, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir, sağ olun. Önemli bir etkinlikten çıkıp buraya geldiniz. Bizleri kırmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bizimle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ederim ki böyle bir geceye davet ettiğiniz için beni. Genç olduğumuz için bölünüp her tarafa koşuşturma bizim için sıkıntı değil. Şimdi ilk konumuz o olacak zaten, bu gençlik konusu. Eminim size çok soruluyor bu sorular ama biraz da biz soralım, sorgulayalım bakalım. Nasıl bir şeydir genç vekil olmak, en genç vekil olmak? Bunları birazcık değerlendirelim. Parlamentoda size karşı diğer vekillerimizin tavırlarını, davranışlarını hepsini konuşalım. İzleyicilerimize mesaj numaralarımızı verelim. Dilerlerse eğer bizlere ulaşabilsinler. Sevgili izleyicilerimiz, her zaman olduğu gibi 41-43'e SMS'lerinizi ve arkadaşlarımın yayına verdiği Facebook ve Twitter hesaplarından bizlere ulaşabilir. Sayın Çeler'e dilediğiniz soru ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Sohbetimize başlamazdan önce gençlik ekranlarında tanıtımlarımız dönmeye başladı. Geçen hafta da gerekli duyuruları yapmıştık. Perşembe akşamından itibaren, yarın akşam değil, diğer akşam 5 Şubat Perşembe akşamından itibaren seçim meydanı programına da başlıyoruz. Bundan böyle artık haftada iki kez hem salı akşamları Er Meydanı'yla hem Perşembe akşamları seçim meydanı'yla sizlerle birlikte olacağız. Programın ilerleyen dakikalarında da yine seçim meydanı'yla ilgili gerekli duyuruları yapar, sizlerle paylaşabiliriz. Sayın Vekilimiz yanımızda. Sizlerden de soru ve yorumlarınızı bekliyoruz. Biraz zorlayalım bakalım genç vekilimizi. Başka yerlerde çok sempatiyle karşılanıyor. Burada da tabii ki öyle. Kendisine biz de sempati duyuyoruz. Genç bir vekil olduğu için ama burası da Er Meydanı. Onu da hatırlatmış olalım ve programımıza başlayalım. Şimdi hanımlara hanımlara sorulmaz da erkeklere sorulur. Kaç yaşındasınız sayın vekilim? 33. 33 yaşındasınız. Mart'ta 34'e basacağım. Allah uzun ömür versin. Bu arada şey söyleyeyim, hani madem bu kadar Er Meydanı şey, arabada bir teneke yağ getirdim. Bak, güreşeceksek getireyim onları da. Yok, güreş yok burada, soru cevap var. Güreş sevmeyiz biz, güreşi. Şimdi en genç vekilsiniz şu anda parlamentomuzda. Evet. Peki KKTC tarihinin de en genç vekili siz misiniz? Yok, yani KKTC tarihinin zannedersem 29 yaşında olan vekili vardı. 29 Emin yaşında değilim. Olan da var. Aha, o zaman yani Sayın Alanlı sanırım. En geniş dönemi, yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Yani çok böyle araştırmadım ama. Nasıl karar verdiniz aday olmaya, milletvekilliğine? Yani çok anlattım onu. Ben ta ufaklığımdan söylerdim. Bu siyasete atılacağımı ya da büyük adam olacağım derdim. O çocukluğumuzun lafı buydu. Evet. Söylerdim. Ortaokul, lise çağlarında zaten daha da pekişti benim için. Bu lisede okul kaptanlıkları falan katılırdık ve ben lise sonunda hatta kitabımda yazar, okul kitapçığında belediye başkanı olmak isterim diye. Arkadaşlarımın hep yorumları onun üstüneydi. Siyaset bilimi kamu yönetimi okudum üniversitede. Ve 2010'da ilk kez bağımsız bir aday olarak Girne Belediyesi'ne talip oldum. %6,5'lık bir oy oranı aldıydım o dönem. Hiçbir partiye üyeliğim yoktu. 2011'de ilk kez TDP'ye üye oldum. Ve hemen ardından da ilçe başkanlığı görevini aldım Girne'de. Ve o dönemden itibaren ilk ve tek partim TDP ile koşturduk, uğraştık, halen daha da uğraşıyoruz ve ilk seçimlerde de Girne halkının desteğiyle parlamentoya girme hakkı kazandım. Çoğu kimse şans tanımıyordu sizin Girne'de milletvekili olabileceğinize. Hatta eğer TDP Girne'den çıkarsa bile milletvekili bu Zeki Çeler olmaz diye konuşuluyordu. Nasıl oldu da Zeki Çeler sandıktan çıkabildi? Yani aslında tam tersiydi. Yani evet, söylerlerdi TDP barajı geçemeyecek. Girne'de zayıftırlar falan evet, diye. Yani mitinglerin bir iptal olduğunu hatırlıyoruz Girne'de. İptal etmedik. Zaten en başında ben mitinge karşıydım Girne'de. Çünkü gerek yoktu o. Yani neyi ne yapacaksınız? İnsanlar artık sokaklarda gelip birilerini dinleme arzusunda değil. Ha belki Cumhurbaşkanlığı veya bu referandum tarzı olan olaylarda halk sokağa dökülmeyi ister ama bu yerel ve genel seçimlerde artık insanlar pek böyle miting ruhuyla değildir. Yani evinde oturmaya tercih eder.
Hem bizler için aslında gidip 2-3 tane daha kapı çalmak ve kendinizi tanıtmak, tanınmamışlar olarak daha da önemliydi. Ve o yüzden onu yapmak yerine o gece, yani bir gece öncesinden iptal ettirdik. Birkaç gece öncesinden iptal ettirdik biz Girne'de mitingi. Ha, dediğim gibi Girne'de benim bağımsız olduğum dönemde aday olarak aldığım %6,5'luk oran. Halkın gözünde işte zaten tek başına bu çocuk %5 barajını geçiyor. Partiden de girdiğine göre partinin de bir oy oranı vardır. En kötü ihtimal zaten 3,8'di TDP'nin 2009'daki oy oranı Girne'de. Ama bu son seçimlerde bütün anti propagandaya rağmen, hani oyunuzu bölmeyin, işte vermeyin TDP'ye, zaten barajı geçemeyecekler zaten, tabii, yakmayın tabii oyunuzu dediler. Halbuki sadece ben değil, ekipteki o 10 kişilik liste içerisinde çok değerli arkadaşlarımız vardı. Ayşe, Ahmet, Fırat, Elif, yani Mehmet vardı, epey arkadaşlar. Ve ona rağmen anti propaganda sürdü son güne kadar. Ama TDP Girne ilçesinde, hatta ada genelinde adanın en yüksek oy oranını Girne'den aldı. %3,8'den 8,5'a hiç beklenmezdi. Hiç beklenmeyen bir şeydi. Ve büyük bir sürpriz oldu. Ayrıca meclisinde en genci yine bizden çıkınca, Girne'den de çıkınca artık sosyal medya ve sizin de gücünüz ve konulara değiminiz artık gerçekten büyük bir başarı ve güçtür. Ve en genç vekil sıfatı anıldık sonra ve bu damgada bana yerleştikten sonra en genç vekil olarak şu anda adanın her tarafında, Türkiye'de bile bilinir, meclisin en genç vekilidir diye. Peki milletvekili olduktan sonra neler değişti? Tamam, siyasetle hep ilgiliydiniz, hatta bu dalda da eğitiminizi aldınız. Neler değişti milletvekili olduktan sonra? Çünkü ben çok milletvekiliyle konuşuyorum, yani özel sohbetlerde. Diyorlar ki milletvekilliği aslında çok da mühim bir şey değil ya. İşte kaldır elini, indir elini, parti ne derse giden onu yapan. Eğer bu halka daha fazla hizmet, daha fazla icraat götürmek istersen bunun yeri bakanlıktır diyorlar. Siz tabii daha çok gençsiniz ama neler değişti milletvekili olduktan sonra? Çok faydalı bir iş midir milletvekili olmak? Şimdi kullanmasını bilirsen ve halk da sana kullanabilmen için daha fazla güç verirse aslında ve içeride seninle birlikte seçilen arkadaşların hangi partiden olursa olsun amaç bir ise, gerçekten kullanabileceğin çok gücün vardır orada. Ama şu anda sorarsan bana maalesef o yoktur. Yani yok, beklenti o heyecan, hani girelim meclise, yasalar yapalım, yıllardır yenilenmeyen yasaları hemen yenileyelim ya da işte eksik olanları güncelleyelim, ekleyelim, yanlış olanları çıkartalım konusunda o beklediğin heyecanı karşılayamadım, açıkça söyleyeyim. Ama hala daha bunu yapabilmek için çabalıyoruz. Yani ben de birkaç arkadaş daha var mecliste. Kimisi gave up yaptı. İngiliz'in dediğinden vazgeçti. Farıdı, bıraktı artık. O dediğim sınıfa geçti o. Kaldı beni, evet, endireni. Endireni, al maaşı. İşte bir daha da girmem diyenler de var içlerinde. Ama ısrarla ben umudumu kesmek istemem. Kesmeyeceğim daha. Bu belki bu Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında ortaya çıkar. Neyin ne olacağı, bu halk artık bunu yapabilecekleri gönderecek mi o meclise görüntüsü yaratılır. Ve bir sonraki genel seçimlerde çoğalabilmemizin, sadece TDP'li olanları demiyorum, yani genel konuşurum. Tüm gençlerden bu, bahsediyorum. Bizim gibi sadece gençler de değil, yani gençlik aslında yaşla değildir, onu söyleyeyim. Mecliste genç olup yaş olarak bana çok yakın olan ama zihin olarak benden çok uzak, çok daha yaşlı davranan arkadaşlarım da var. Aksi gibi yaşları benden kat kat büyük olan ama oturup konuştuğumda beni gerçekten anlayabilen, toplumun sorunlarını aktardığımda hadi ya bunu da böyle mi diyebilen abilerim, ablalarım da vardır. Yani gerçi abilerim, ablalarım çok yok mecliste. Var, yaşı büyüktür. Yani bu aslında gençlik kavramı biraz yaşa bağlanır ama bence yaşta değil, akılda, gerçekten akıldadır. Ha belki fiziksel olarak daha şey olabilirim ya da işte daha dinamik de olabilir. Evet, daha jenerasyonlarla aramdaki bağ benim daha yakın olabilir. Mesela ben şu anda hemen hemen zannedersem senin yaşadık biz ama daha kaç sen 81'liyim ben. Sen 81'lisin, ben 76'lıyım. Tamam, yani seninle aramda bir şey yoktur. 70'lilerle aramda hiçbir sıkıntı yok. 60'lılarla anlaşabiliyorum ki annem 60 doğumludur benim. Benden küçükler 90'lılarla, hatta 2000'liler şu anda 15 yaşındadır. Çok rahat bir iletişim içerisinde. O diyaloğu sağlayabiliyorsun. Yani o diyaloğu sağlayabilmek ve o diyalogda elde ettiğin eksiklikleri veya ihtiyaçları meclise taşıyabilme gücü var şu anda benim şimdi elimde. Şimdi bir de bizim ülkemizde, özellikle bu Türk toplumunda, Türk ananelerinde, geleneklerinde bu
biliyorsun işte büyüğe saygı, büyüğün sözü kesilmez. İşte bir yerden büyük ayrılmadan küçükler oradan ayrılmaz. Bir yere büyük biri geldiğinde yani yaş olarak büyük bahsediyorum. Ve makam olarak da tabii. İşte oturacak yer yoksa eğer küçük olan ona oturacak yer verir, yerini verir. Bu tür şeyler var. Ama sonuçta baktığımız zaman parlamentonun içerisinde herkes milletvekilidir. Evet. Yani orada hepimiz herkes eşitik. Orada herkes eşit. Peki seçilip de parlamentoya gitmeye başladıktan sonra orada nasıl bir tutum ve davranış sergilediler? Size karşı diğer vekillerimiz, yani çok eski milletvekillerimiz de var. Orada 20 yıllık, 25 yıllık düşünürsen belki daha da eskiler de vardır ama yani hem yaşça büyük hem parlamentonun eskilerinden milletvekillerimiz, değerli büyüklerimiz vardır. Onların size karşı olan tutum ve davranışları nasıl buldunuz? Yani ilk başlarda otomatik olarak daha böyle yenisiniz, siz bir şey bilmezsiniz. Meclis teamüller ve usullerle yönetilir. Halen daha öyledir, onu söyleyeyim. Hala, iş tüzükler falan değişir ama teamüller ve usuller devam eder bu meclisin içerisinde. Ama baktığınızda ilk böyle biraz siz iş bilmezsiniz, öğreneceksiniz gibi. Yani bu çok aşağılama yoldu, onu açık söyleyeyim ama biraz böyle iş bilmezlik gibi göründürdük. Tabii kendini geliştiren vekil kendini kürsüye çıktığı zaman gösterir ve tabii sizlerin aracılığıyla da gösterince otomatik olarak onların yanında, eskiden beri vekillik yapanların yanında siz de yerinizi rahatça alabilirsiniz. Yasalarda söz sahibi olabilirsiniz. Gerçi her istediğinizi yaptıramasanız bile orada sizin söyleyeceklerinizden çekinebilirler veya sizin söyledikleriniz onlar için önemli hale gelebilir. Bunu yaptırabilmek gerekir. Yaptırdığıma inanırım. Şunu merak ediyorum ben. Zaten Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekilisiniz. 3 vekilsiniz orada. Onlarla diyaloğunuz eminim çok iyidir. Evet. En yaşlı vekilimiz de sanırım Angolemlidir. Yok, en yaşlı vekil Ergün Serdaroğlu. Ergün Bey, pardon. Evet. Doğru, Ergün Bey. Ondan sonra Angolem, evet. Sayın Angolemli geliyor. Şunu öğrenmek istiyorum ben. Diğer partilerden, sizin partinizden olmayan ama diğer partilerden olan ve size gerçekten yardımcı olmaya çalışan, işte bunlar böyle değildir, bak bu iş böyledir, buralarda bu yapılır, buralarda bu yapılmaz diye size yardımcı olmaya çalışan, size yol göstermeye, yön göstermeye çalışan vekillerimiz de oldu mu parlamentoda? Tabii olur yani, olur. Konuşuruz ama şunu söyleyeyim, haklarını yemeyelim, meclis personeli zannedersem bize en çok yardımcı olan kesimdir. Birebir zaten en tecrübeli vekiller aslında onlardır bana sorarsanız. Onlar hep oradadır. Hep oradadırlar. Evet. Ve onlar ilk aslında onlara da danışarak yaparak biz yapacağımız işte konuşma esasında bunu söyleyebilir miyiz veya bu konuda çıkıp muhalefet etmek doğru olur mu aslında bazen yani danışabiliriz tabii. Sufleleri de alıyorsunuz tabii her yani. Konuda şey yardımcı olabilirler bize. Direkt orada açık bilgisayardılar hepsi. O mesai saatin dışında da aynı konuları arayıp herhangi bir konuyu sorabiliyoruz arkadaşlara. Yani dediğin gibi vekillerden de evet yardımcı olanlar var. Hayatınızda neler değişti? Yani pek bir şey değişmedi. İlk başlarda böyle. Yani şu esas en çok öğrenmek istediğim benim şu. Tamam siz sosyal sorumluluk sahibi bir kişiydiniz. Tamam siyasetle ilgili de bir kişiydiniz daha önce. Ama bir title'ınız yoktu. Şimdi artık önemli bir title'ınız da var, milletvekilisiniz. Daha önce yapmış olduğunuz hareketleri, davranışları yine rahat rahat yapabiliyor musunuz? Çok azını kısıtlayarak evet yaparım. Hiç şeyim yok yani neyse ama kendinizi engellemiyorsunuz. Yani. Bir daha seçmeyecekler bu hareketi böyle yaptım diye. Kendileri bilir ama yani gerçekten ben evet kısıtladığım bazı hareketlerim var. Hatta sosyal medyada bazen paylaşım yapacağımda eskiden daha çok yaptığım konularda bu daha birazcık daha sakin, ılımlı, daha sakin, daha böyle kıvırarak yaparım hareketi ama dediğim gibi genel böyle radikal bir değişiklik yapmadım. İlk başlarda hep yemeği soğuk yerdim restoranta. Dışarı gittiğimizde arkadaşlarımı kaybettim neredeyse. Nereye gitsek biri bir konuda sana bir şey anlatmak ister. Dinlen, yemeğini ye hemen. Bu da arkadaşına dönmen hep birileriyle konuşun. Birçok arkadaşım artık sokağa benimden yemeğe gelmez ama artık ben vallahi bitireyim de sonra konuşurum dedim. Bunlar, yaparım artık lafımı bunlar söyleyeyim. Var. Son bir şey daha soralım bununla ilgili ve daha ciddi konularımıza geçelim. Neleri tavsiye edersiniz yeni siyasete girecek olanlara, özellikle de genç olanlara? Hangi partiden isterlerse olsunlar. Hiç önemli değildir. Kendilerini yeter ki kanıtlasınlar ve özgüvenleri olsun.
Aman işte bizi kim dinleyecek, bu memlekette hiçbir şey değişmez veya umutsuzluk ya da sıra bana gelmedi. Ben geç bile kaldığıma inanırım. Keşke 20'li yaşlarımda milletvekili olsaydım ve daha yüksek yerlerde gelebilmek için daha da erkenden adımlar atabilseydim. Ve görüyoruz şu anda dünyanın birçok ülkesinde benden daha küçük arkadaşlar bakanlık yapanlar. Bizde 34 Ekvator'da geçen sene tanıştığım, Cenevre'de katıldığımız bir uluslararası parlamenterler forumunda bir gençlik parlamenteri forumu vardı. Ona girdim. En genç milletvekili 22 yaşında. Yani o yüzden hiç çekinmesinler. Sadece tek bir ricam daha var. Parti disiplini olgusu altında ezilmesinler. Gerçek öz düşünceleri neyse onu her zaman savunsunlar. Ama olabilir mi öyle bir şey? Bunu soracaktım ben size. Şimdi en çok siyasete girmekten imtina edilmesine neden olan konu şu. Benim inanmadığım bir şeye parti evet derse ben ona uymak durumundayım. En basit. Ne münasebet. Şimdi tartışalım bunu biraz. Şimdi diyelim ki siz bir konuyla ilgili farklı bir görüştesiniz. Partiniz TDP ise farklı bir karar almıştır. Parti karar almıştır. Ve o yasayla ilgili veyahut da onaylanacak olan neyse o konuyla ilgili mecliste evet demek için bir karar aldı. Ama siz o yönde bir görüşte değilsiniz. Ne yaparsınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer alınan karar toplumun yararına değil de gerçekten bir baskı altında veya herhangi bir zümreciye hitap edecek bir şey ama toplumun zararına olacak. Ve burada sen orada partiyi temsil etmen artık. Orada sen toplumu temsil eden. Burada ben hayır derim açıkça. Ve partim hayır diyecek ama ben evet demek isterim. Ben evet derim. Bunu açıkça söyleyeyim. Olabilir mi böyle bir şey? Yani TDP'de olabilir bir şey değildir. Bu açık söyleyeyim. Çünkü TDP'de gerçekten harmanlarık. Ve ondan sonra biz mecliste bunun kararını oturup veririz ve hep beraber buna oyumuzu veririk arkadaşlarla. Bazen de böyle bir şey vardır. Ya sen bilin ki bu kişisel bir şeydir. Ve aslında yanlıştır. Bunun geçmemesi gerekir. Ama dediğin gibi parti disiplini vardır diye buna evet diyen veya işte girmeyelim meclise de işte evet dememiş oluruk en azından ya da hayır dememiş oluruk en azından diye hal hareketler de var. Bazen evet gerekli bir şeydir. Bazense bence bu kadar parti disiplini ön planda tutularak toplumun aşağılanması ya toplumun zarara uğratılması aldığınız her bir oya hakarettir. Çok tartışılan bir konudur bu aslında ve ben çok da iyi biliyorum bunu. Siyasete girmek isteyen yani bu ülke için bir şeyler yapmak isteyen insanların en büyük korkularından biridir bu. Ne korkusudur ben onu anlamadım. Şudur benim inanmadığım bir şeye parti onay verecek ve ben ona evet demek durumunda kalacağım. Hayır diyecek ya ne münasebet. Hayır ne ola dünyanın sonu mu yoksa öldürecek Ege'nin ipi mi gelecekler. Zordur bu işte. Siz hiç ters düştünüz mü partinizde şimdiye kadar? Yani yok öyle pek şeyim olmadı. Bak ikna edilebileceğim bir nokta. Düştüğünüzde konuşalım bunu. Tamam olur ama öyle ben yapalım. Büyük ihtimal göreceksiniz. Eğer parti karar verecek ve evet diyecek. Eğer ben de hayır demek istersem ve diyelim diğer iki vekil arkadaşımla evet diyecek. Ben ısrarla hayır diyeceksem kaldıracağım orada elimi. Hayır diyeceğim. Diyeceksiniz. Diyeceğim. Peki. Şimdi gelelim bu meclisteki hem meclisimizin performansına hem sizin performansınıza. Sizi en çok mecliste en sert eleştirileri yaparken gördüğümüz konu askerlik yasasıyla ilgili olan konuydu. Tam da o gece yine sizin partinizin genel başkanı Cemal Özyiğit, Sayın Cemal Özyiğit. Buradan da selamlarımızı gönderelim kendisine. İngiltere dediler. Öyle mi? Güle güle gitti madem. Güle güle de gelsin. O akşam burada konuğumdu ve bu konuyu da konuştuk. Şiddetle tepki gösterdi o da bu askerlik yasasına. Sizi de parlamentoda izledik. Çok sert eleştirilerde bulundunuz. Neden? Çünkü gerçekten de pek bir şey göremedik biz de halk olarak o yasanın içerisinde. Yani bu kadar konuşulan şeyin altından çıka çıka bu mu çıktı? Hiçbir şey daha çıkmadı. İşte 90 gün, 120 güne çıktı. İşte meslek liselerine küçük bir ayrıcalık verildi gibi. Temelde hiçbir değişiklik göremedik. Sizce bunun nedeni nedir? Neden beklenildiği gibi bir askerlik yasası çıkmamıştı? Niyetleri yoktu çünkü bunu yapsınlar. Neden ama neden? Çünkü sizin gördüğünüzü onlar da görüyor. Onların da çocukları göç ediyor biliyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere askerlik yasasını biz getirdiğimizde bir yılı geçti. Ondan sonra bu yavaş yavaş daha da ciddi olarak komiteden son hali alını alarak geldi. Bir kere ben geçtiğimiz bütçe görüşmelerinin ilk gününe zaten görüştüm. Ondan sonra İngiltere'ye gençlerle buluşmaya gittim. Şimdi orada benim söylediğim bir nokta vardı. Bilmem izleyebildiyseydiniz.
Şimdi bu yıl 13. maaşları ve belli başlı ödenekleri vergi affından topladıkları parayla yaptılar. Hani sürdürülebilir bir ekonomik gelişme yapıp Türkiye'den artık alınacak olan hibeyi veya işte yardım kaynağını kesmek için uğraştığını söylediler ama aslında geçen bir önceki dönemde yapılan neyse havaalanı satıldı, evet, ödendi. Bu yıl vergiler affedildi ve o vergi affında hızla gelen bir miktar para vardı. Kaldı ki bunun kat kat üstünü alacaktık. Sayın Angolemli sordu, ilk ona girenlerin listesini isterim dedi. Hala daha gelmedi. Sorduk cevap. Biz de onu burada hem başbakanımıza hem başbakan yardımcımıza bir fikir de verdik burada. Dedik ki nasıl bütün vergi beyanında bulunanları, değil de bütün vergi mükelleflerini açıklıyorsunuz kim ne verdiyse. Bundan da kim ne kadar yararlandıysa açıklansın, halk bilsin dedik. Doğrudur dediler. Zaten biz de bilirsiniz. Doğrudur dediler, olmaz. Doğrudur çözümünü ararak, çözümü için çalışmamız vardır. Yok haklısınız vardır. Doğrudur dediler, olmaz. Bunda ne oldu peki? Ha, şimdi bunda da tabii bunu yaptılar, ödeyiyorlar. Ben bizim sunduğumuz öneriler içerisinde Sayın Dursun Oğuz da dedi ki işte bakın bir çalışmamız var, buyurun alkole ve sigaraya sadece 1 lira artış yaparsak, evet, petrolde belli bir kuruşu bir kuruşa bu fona aktarırsak, alınan bu artırılmış vergileri Güvenlik El Komutanlığı'nda oluşturulacak fona aktarırsak yaklaşık 600 tane eleman alabilirdik. 600 asker istihdamı sağlanırdı uzman olarak ve bunun karşılığı da 5-6 ay askerliği kısaltabilirdik. Ha ne dedik ama şu anda uzmanlık yapan arkadaşlar, uzman askerler, hatta ki yasası da ivedili geldi ve oy birliğine gönderdi. Komiteye bugünlerde herhalde bitecek. Uzmanların 40-45 yaşından sonra sözleşmeleri yenilenmez. Emeklilik hakları da doğal olarak olmadığından kalıcı bir meslek olarak görmüyorlar. Güvenilirliği olan bir meslek olmuyor. Yani hayatlarını nasıl idame ettirecekleri bu arkadaşlar soru işaretiyle bu meslekten daha iyi bir şey bulurlarsa daha az maaşından bile oraya kayarlar. Veya kabul etmek istemezler mukaveleli askerliği. Dedik ki eğer onu yapacağımıza, yani 6 ay kısaltacağımıza askerliği ama bu taraftan da böyle bir sorun duracağına, daha az kısalsın, gerekirse 2-3 ay kısalsın askerlik ama aktarılacak olan bu paradan da bu uzman askerlerin ödeme standartlarını veya sosyal güvenliklerini güvence altına alabilmek için, emekliliklerini sağlayabilmek için oraya aktarılsın. Yani kimse mağdur olmasın, evet, diye bir öneri de sunduk ama karşılığında en son anladım ki bu bütçe çalışmalarında okuduk bu uluslararası bankacılık fonunun ne öngördüğünü, OECD'si ülkelerinin bizimle ilgili yaptığı raporlarına, Dünya Bankası'nın yaptığı raporlara bakınca ortaya çıktı ki bu yıl içerisinde sonlara doğru bu tüketim maddelerine zam gelecek. 13. maaşı ödeyebilmek için, memur maaşlarını ödeyebilmek için bu tüketim maddelerine zam gelecek. Yani şimdi o zamı 2015'ten bahsediyoruz. Evet, 2015'ten bahsederim. Bazılarına göre farazi konuşun der Sayın Başbakan. Bir ay sonra çıkar söylediklerimiz doğru çıkar. Hani de faraziydi dediğimizde de eğilde gülle geçsin misali olur. ve işte dediğim gibi ona aktarılacak olan para aslında bu tarafa aktarılacak. Yani sürdürülebilir bir gelişme, sürdürülebilir bir ekonomi yok. Sadece ekonomik miydi sorun? Ben evet, pek öyle olduğunu düşünmüyorum aslında. Yani askerliği düşürmek isteselerdi, düşürürlerdi diye düşünüyorum. Sadece de ekonomik değildi sorun. Hayır, ekonomiktir çünkü asker ihtiyacı vardır. Sizin yani rakamları burada vermek doğru olmaz. Evet. Artacağından bahsediyorum. Aynen öyle. Diyelim ki örneğin belli bir miktar askere ihtiyacınız vardır ve bu asker sayısı azalırsa nöbetlerde veya belli hizmetlerde geriye gitme olacak. Ve bu içeride görev yapanlara ağır görünecek gibi. Aslında bu da böyle medyayla birlikte bu belli başlı kişiler tarafından halka böyle adapte edildi. Yani böyle bir kurgu yapıldı ki içeride kalanlar daha sıkı olacak, nöbet süreleri daha çok olacak. Ve aslında bunu uyguladılar da, halen de uyguladılar ki halkta artık bir daha askerlik kısalmasını istemeyelim. Sonra işte olursa bakın görün şimdiden neler çekerler mantığına kurgu buralar. Hani Amerikan filmlerinde de aslında çıkar ortaya Amerikalılara göre bir tek dünyada Amerika vardır. Suudi Arabistanlılara göre bir tek Müslümanlar Suudi Arabistan'da vardır. Yani kendi tanıştığımız arkadaşlarımızdan bilirik bunu. Kapalı bir toplum yaradılar ve bizim toplumda savaştan çıkmış bir ülke olduğu için insanlarımız
hep böyle bunun üzerine de etkilenir ve bunu hemen kabullenir. Halbuki sunduğumuz önerilerde Birleşmiş Milletler'le Rum tarafının arasında bizimle birlikte yapılan bir anlaşma bile vardır ki teknolojiyle kamera donatılacak belli başlı sınır noktalarına. Çünkü çok yakın mesafeler var, onlar biraz açılsın. Boşuna orada temas attığında bu sıkıntıları yaşamayalım diye. Ve kameralar döşenmesine rağmen iki taraf da orta aşağı çekmediği için aynı anda hem kamera vardır bazı nöbet noktalarında hem de fiziksel olarak bir nöbetçi durur iki tarafta da. İşte Kıbrıs sorunu çözülsün diye uğraşırken aslında güven artırıcı önlemler olarak bunları bile kullanabilirdik dedik biz. Ve hadi bunların hiçbirini yapmayacağınızı varsaysanız dediğimiz gibi 600 tane mukaveleliği veya 300-400 tane mukaveleliği alabilecek bir fon oluşturuluyor. Zaten bu fondan alınacak olan bu mukavelelerle sizin askerliğin kısaltılmasından kaybedeceğiniz rakam aslında size full time işçi olarak geri gelecek. Yani bunun çalışmasını istedik. Bir yılda değil, iki yılda da yapabildik. Peki, bu çalışmayı. Peki bitti mi şimdi artık bu iş? Yani askerlik yasası geçti, bitti artık bu yani iş. Şu anki, bir şey beklemesin. Şu anki hükümetin an, evet şu anki hükümetin an kimse bir şey beklemesin. Yapılacak olan buydu. Yapılacak olanın bu değildi aslında ama bunların ancak yapabileceği buydu. Bunu yaptılar. Zaten ben söyledim özellikle etrafımdaki gençlere de. Sosyal medyadan bana bağlantı kuranlara gidin yapın be çocuklar. Yani evet bilirim beklersiniz ama bir gün bile kaybetmenize gerek yok. Hayata atılın artık dedik. Gidin yapın askerinizi ve son çavuş celbinde hazır 40-50 tane yani 3'te 2'si neredeyse Girneli'ydi. Yakınlarınızı gönderdiniz askere. Bütün, yakınım da yok, yeğenim var bir tane, o zaten hasta emeğini kazandı. Hayır yani size yaptı. Soranlara, sizinle evet, konuşanlara. Her sorana söyledim gidip yapsın. Şimdi bazısı çıkar gelişte haksızlık vardır sayın vekilim, işte meslek liselerine kısaldı, düz liseye kısalmadı. Neredeydiniz derim ben bu kadar zaman, ben dilimde tüy bitti, canım çıktı. Bir günde 7 tane program gezdim sırf bunu anladayım. Ve insanlar ya sokağa dökülsün ya arasınlar yardım etsinler, lobicilik yapalım ya hiç... Ya hep yapsınlar. Ne oldu? Merak ettim. Ne oldu sonucu? Ne oldu? İşte hiçbiri uğraşmadı. Belli başlı birkaç kişi uğraştı. Ondan sonra hepsi de tabii yapamadınız. Askerliği kısaldamadınız. Bilmiyorum. Hadi ya olsun. Yani beklersiniz bir kişi elinde sihirli değnek varmış gibi dokunsun. Yapsın. Öğrenecek bu halk artık gücün aslında kendilerinde olduğunu. Bizlerin sadece orada halkın kuklasıyık aslında biz. Onu söyleyeyim. Ama halk bunu bilmez kullansın. Sadece kendi bireysel çıkarı ve kendi bireysel maddiyatını düşündüğü sürece toplumsal hiçbir şeye biz fayda sağlayamayız. Bu mecliste yasaların, özellikle de önemli yasaların geçmemesini veyahut da gecikerek geçmesini neye bağlıyorsunuz? Yani işte gene bunlara bağlarım. İstemedikleri yasada, için. Yasadan yasaya da değişir, o ayrı bir şey. Hayır mesela çok spesifik önemli. Spesifik bir şey sorarsan açık açık. Tabii hemen daha soralım onları. Yine bu hükümette bulunan partilerin söylemiş olduğu ve diğer partilerin de söylemiş olduğu bu seçim ve halk oylaması yasası vardı. Önemli. Sorduğumuz zaman bin bir dereden su getirirler. Haklı yönleri yoktur demiyorum. Haklı önleri de vardır. Ama önlerinde neredeyse pişmiş yemekler vardır kurtaracaklar. Onu da yapmazlar. Örneğin yurttaşlık yasası. Örneğin bu kamu reformu. Bu arada Sayın Serdar Denktaş'a da geçen gün Ali'nin programında bir selam yolladık. Bir daha yollayalım. Yılbaşına kadar geçecek dediydi kamu reformu yasası. İddiaya da girdiydik kendisiyle. Geçmedi. Bir ay daha verdim ben. Ocağın sonuna kadar geçecek diye. Gene geçmedi. Sayın Serdar Denktaş'tan bir açıklama bekliyoruz bu konuyla ilgili. Neden geçmedi? Yılbaşından hemen sonra da bu Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili hareketlenmeler olunca bu sefer de CTP'nin propagandacıları başladıydı. İşte yasalar geçiyor, kamu reformu geçiyor ediyor diye. Ocak'ta bitti, Şubat'a geldik. Bekliyoruz işte. Biz Sayın Çeler'e soralım. Nedir beklediğimiz? Çünkü halk da bekliyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu buradan daha önce söyledim aslında ama çekinmeden de söylerim. Önümüzdeki aslında bu kamu reformu halka işte memur iş yapacak. Memurun eline ayağını toparlayacak, iş yapmayanlar iş yapacak konumuna getirirler. Artı müşavirler ordusunun daha fazla çoğalmayacağı bahanesini bu reformla halka reklam ederler. Ama açık ve net söyleyeyim size aslında bu kamu reformunun içerisinde 2011'deki göç yasası vardı ya devlete yeni girecek olan. Kamu çalışanlarına yapılan o göç yasası aslında kamu reformu dedikleri şimdiki değişiklikte içeride var olan kamu görevlilerine göç yasası hazırlanmıştır. Onu açıkça söyleyeyim.
Ve ama maaş bazında değil sanırım. Sadece maaş bazında değil, her türlü konuda bu sıkıntıları yaşatacaklar. Altından bunun daha çok şeyler çıkacaklar. Yani aslında sendikalara olan güven veya sendikalara olan inanç belki biraz sarsılmış gibi görünebilir ama bu konudaki açıklamalarına çok dikkat etmemiz gerekir. Çünkü bu yapılması beklenen kamu reformu içerisinde çok tehlikeli noktalar vardır. Göç yasasının bir nevi kamu çalışanının yani 2011'den önce girenlerini etkileyecek maddeler de vardır içerisinde. Çünkü dediğim gibi halka böyle bir reklam yaparlar. İşte bu olursa olacak iyi hal yasası vardır zaten. Bu memlekette bilgi edinme yasası gibi olan hususlar vardır. Ama ben konuştuğumda hükümet yetkilileriyle sendikalardan çok büyük destek aldıklarını söylüyorlar kamu reformu için. Bence sendikalara da soracaksınız bunu. Yani ama sendikalardan da bir tepki duymadık bugüne kadar. Onlardan da bir tepki gelmedi. Hayır bu yasa geçmesin işte ikinci göç yasasıdır bu diye sizin söylediğiniz gibi bir şey çünkü gelmedi. Çünkü daha tam olarak kendilerine paylaşılmadı. Öyle midir? Tabii yani evet belki birkaç defa kendilerinden bilgi edinilmiştir falan ama aslında o protokollerle imzalanan ekonomik paketlerle gelen bir şeydir bu da. O zaman buradan sendikacılarımıza da bir seslenelim. Daha önceki gibi eğer Sayın Çeler'den ilk defa duyuyoruz böyle bir şeyi. Sayın Çeler'in dediği gibi eğer ikinci bir göç yasası olabilecek bir şeyse bu kamu reformu ve siz buna karşıysanız eğer yasa geçtikten sonra değil, gerçi geçeceği de yok da yasa geçtikten sonra değil şimdiden tepkinizi gösteriniz ki biz de anlayalım bunun nesi doğru nesi yanlıştır. Yoksa yasa geçtikten sonra işte ikinci göç yasasını geçirdiniz diye tepki gösterirseniz olan olmuş olur artık. Çünkü ben hiçbir sendikadan buna karşı ciddi bir tepki görmedim. Yani işte hayır bu görüşülmesin, bu geçmesin, bu intihardır, bu bizi oraya buraya sürükler diye. Ki bizim sendikalar biliyorsun eylem yapmayı sever, haklarıdır da. Böyle bir şey de olsa güçlü ses getirecek bir eylemde bulunmaları gerekirdi. Hiç böyle bir şey duymadık. Eğer bu sizin söyledikleriniz doğruysa ve yani bu kamu reformu dedikleri yasa ikinci bir göç yasası olabilecek bir yasaysa hem de yeni girecek olanlar için değil mevcut çalışanlar için de buna tepkiyi göstermesi gerekenler şimdiden göstersin ki biz de bilelim bunu. Spesifik soralım dediniz, spesifik soruyoruz. Yurttaşlık yasası? Şimdi o bakanlar kurulunun alacağı bir karardır. İçişleri Bakanlığı'nın yapmaya çalıştığı bir çalışma. Giderek beyaz kimlik işte bu kadar yıl kalanlara verilecek ondan sonra vatandaşlık alma hakkı tanınacak falan diye böyle bir hazırlık gider. Yani bana sorarsanız açık söyleyeyim uluslararası ülkelere baktığınızda yurttaşlık nasıl verilir kriterlerinin bizde de artık uygulanması gerektiğine inanırım ben. İki şey var bizde sıkıntı var. Bir uluslararası tanınmamış bir ülkeyi öyle olması ve, mı lazımdır acaba bunu iyi düşünmek lazım. Onu söylüyorum işte ona dönüyorum hani cümleyi aslında biraz ters kullandım yanlış anlaşılmaya da sebep verebilirim ama şimdi bir kere bizim burada nüfus artışını taşıma nüfusla yapmak kadar yanlış bir şey yoktur çünkü uluslararası anlaşmalara da aykırıdır çünkü şu anda gerçekten bizim durumumuz illegal bir durumdur. Ve yapılacak olan bir anlaşmada gördüğün gibi hep bu yurt Türkiye'den özellikle bu adaya göç eden veya yerleştirilen insanlara atıfta bulunuyor. Ve onları savunacak diye bir türlü ortak noktada buluşamıyorum. Ha kaldı ki benim tekrardan söyleyeyim bu 40 yıldır bu adada yaşayan 80'li yıllarda 70'li yıllarda 90'ın başlarında gelen insanlar zaten artık bu adanın bir parçasıdırlar. Hiçbir fark, hiçbir ayrım gözetilemez. Çocukları doğdu, büyüdü, ikinci, üçüncü nesillere geldiler onlar da. Onlar haricinde şu anda durmadan vatandaşlık, işte 10 yıl kaldı vereceğim vatandaşlık. 6 yıl kaldı mühürü vardır vatandaşlık alacak. Yani neyi dağıdırık biz? Neden dağıdırık? Yani bir kere daha insanlar halen daha bu ülkenin farklı bir ülke olduğuna kanaat getiremiyorlar. Buraya gelip çalışır veya 5-10 sene kalır. Artı bu ülkenin genel kültüründen de yeteri kadar etkilenmemiştir. Ha burada doğup büyüyen bir çocuk evet otomatik olarak zaten kabul edilebilir bir durumdur bu. Ama daha sonradan çalışma izniyle gelip çalışma izni 5 sene çalışma izni vardır diye vatandaşlık alacaksa bu yoktur. Peki, ve mecbur da değilik böyle bir uygulama yapalım biz. Siz neyi savunuyorsunuz Sayın Çeler? Yani nasıl vatandaşlık verelim, nasıl vatandaş etmeyelim? Bir kere net böyle kesin çizgilerle. Şahsi çizgilerimi söyleyeyim. Doğumla yani adada doğduğu zaman bir yani insan, bu adada her doğana vatandaşlık verelim.
tatile geldiyse daha 3 ay tatilde kaldı daha 6 aylığı da doğurmak için geldi adaya. Onu da araştırması yapılması gerekiyor. Ama yani yaşayan bir ebeveynin çocuğuysa evet, ona verelim ona diyorsunuz. Verilmesi peki gerekiyor. Başka? İnanırım. Onun dışında burada gerçek anlamda bir iş kurdu ve aslında bu beyaz kimliktir. Nasıl Amerika'da yeşil pasaportlar var ya aynen onun gibi bir şeyin de burada olması yanlış değildir onu söyleyeyim. En azından 10-15 yıldır kalır ev sahibi olabilir daha rahat giriş çıkışı sağlanır. Bunlara karşı değilim hiçbir zaman ama vatandaş olup oy hakkı kazanılması kaldı ki eskiden beri yapılan bir kesime oy verme için yapılan vatandaşlıklarda gerçekten ülkenin hem siyasi dönemeçleri tersine çevrildi bazı siyasi partiler tarafından. Doğru. Hem de memleketin geldiği halin aslında birinci sebeplerinden biri de buydu. Hem de gerçekten vatandaş olmayı hak eden insanların bravo. Hakkı yendi. En bravo. Önemlilerinden ya biri de oydu. Ya ben çocuk tanırım. 24 yaşındadır. Çocuğu gördüğünde yani bunlar aslında yanlış konuşmalardır. Hani ne ırk ne din dil değil ama hiçbir farkı yoktur senin çocuğundan ya da benim kardeşimden. Ama çocuk vatandaş değil. Nasıl be abim vatandaş? Nasıl sen nerelisin? 27 yaşında artık çocuk da değil. Genç, orta yaşa geliyor adam. Adanın dışına çıkmadı. Kıbrıs'tan başka bir yeri görmedi. Hayır, ama burada doğdu, değil. Burada büyüdü ve vatandaş değildir. Şimdi bunlara peki, verilmesi gerektiğini inananlardan. Peki çalışmayla ilgili olana karşısınız. Yani çalışma izniyle. Çalışma izninden geldiyse çalışma izninden devam edecektir. Yatırımlarını ona göre yapacaktır. Belli bir yılı aştıysa dediğimiz gibi beyaz kimlik. Hatta bana sorarsanız sınav ve yeminle olmasıdır vatandaşlıkların da. Yani inanacaksın kaldığın topraklara, yaşadığın ülkene inanacaksın. O ülkede o ülkeyi daha ileriye götürmek için çaba sarf edeceğine yemin etmen gerekir. Senin bir vatandaşlığı alabilmen için bir andı olması lazımdır bunun. Vatandaşlığı alacaklarında sınavı bile olması gereklidir aslında. Ülkenin şartlarıyla ilgili, genel kültürüyle ilgili vatandaşların verileceğine ekmek elden, su golimbadan ver gitsin tamamdır. Hak edene verme ki her şey burada evet. Yaşamıştır en ama büyük adaletsizlik hak etmeyene ver zaten. Ya da yatırım yaptı, çok milyonlarca lira yatırım yaptı. Ya siz bilir misiniz ki bu Arap memleketlerinde, bu krallıklarında, tam ismini hatırlayamayacağım ama aklıma yasa söylerim. Milyonlarca, milyarlarca dolarlık yatırım yapan adam ve bir tane yerli bir vatandaş kasaya gittiğinde alışverişten sonra ödesin. Yerli vatandaşın önünde olsa bile o milyarlara sahip olan adam, yatırım yapmış adam. Sıraya sen arkaya geçler önce vatandaşım. Öncelik kendi vatandaşınındır. Bunu savunuyorsunuz. Yok bunu savunmam da örnek tamam. Veririm yani daha ne ilerileri vardır aslında. Tamam. Bir ara vereceğiz ama aradan önce iki konuyla ilgili de değerlendirmenizi alalım. Birincisi hükümetin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi de muhalefetin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü sendikalardan muhalefete tepki var. Gerekli muhalefeti yapamıyorsunuz diye. Muhalefetten de hükümete tepki var. Gerektiği gibi iktidar olamıyorsunuz. Ülkeyi gerektiği gibi yönetemiyorsunuz diye. Hükümetle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat Parti, Ulusal Güçler Hükümeti'ni. Beklenenin altında bir performanstır. Sırf muhalefette olduğum bir vekil için olarak söylemiyorum bunu. Gerçekten beklenenin altında bir performans sergiliyorlar. Seçim propagandalarında iki partinin de hükümet olmadan önce söyledikleri yaptıklarının tersidir diyemeyeceğim ama birçoğu yapacaklarının çok çok gerisinde, çok çok yavaş ve bir kısmı gerçekten tersidir. Hepsi olmasa bile. Yani bana sorarsanız gerçekten hayal kırıklığıdır, umutları kırarlar ve insanların hiçbir şey değişmeyecek mentalitesinin artmasına sebep oldular. Ve benim için en büyük, en üzücü olan budur. Hani der ya gençlere korkmayın, siyasete atılın, bu ülkede işte bizik adayı artık daha iyi hale getirecek olan ama maalesef bunların yaptıkları insanların umudunu kırar ve bizlerin de yapacakları sınırlı olduğu için halkın beklentileri karşılanamaz ve insanlar artık umursamaz ya da ne olacak ya o diyerekten gider ve o daha da büyük bir başarısızlıktır aslında beklenenleri yapmamaktansa. Ha, muhalefetin evet muhalefet. Muhalefeti sorarsanız bence Ulusal Birlik Partisi muhalefet değildir ki. Yani zaten ne hakkı vardır ya da ne yüzleri vardır muhalefet yapsınlar? Kimin? Ulusal Birlik Partisi'nin. Ama zaten ana muhalefettir şu anda. Sayılarından dolayı rakamsal olarak ana muhalefettir. Ama baktığınızda ve en komiği de budur. Bazen dinlemekten usanırım o mecliste. Çıkar eski bakanlar, yeni bakanları eleştirirler.
öyle bir konuşurlar ki yahu zaten biz bunlara değil ki dünya kadar laf söylerdik bakanıken niçin yapmaz, niçin kendi yapmada şimdi buna söyler. O da çıkar döner biz bunu yapacağız demek yerine siz de bunu yaptıydınız der. Yani o ona sen onu yaptın, sen onu yaptın der ve öyle çakışırlar. Ya da dönerler ondan sonra işte bunu yapmanız gerekirdi der ama halbuki kendi yapmadı zamanında. Ama yani... öyle eğer o bakış açısıyla bakacak olursak eğer sanki yanlış yapmış gibi oluruz. Çünkü zaten bunların biri gider biri gelir. İşte yani ondan kaçış yoktur ki. Aynen öyle değil. Yani şimdi Ulusal Birlik Partisi muhalefettedir. Geçen dönemde Cumhuriyetçi Türk Partisi muhalefetteydi. Ondan önce de Ulusal Birlik Partisi muhalefetteydi. Ondan önce de CTP muhalefetteydi. Yani Sayın Serdar Denktaş bunlara pimpon topu der. Ha. Pimpon topu gibi gider gelir. Bu, yani bundan kaçamayız. Ama şöyle bir değerlendirme yapabiliriz aslında. Eski bakanların yeni bakanlara sen gelip burada beni eleştiriyordun, onu yapmadım, bunu yapmadım diye. Şimdi sen yap deme hakkı yok mu? Bence var. Var, var. Var. Arada söylerler de, hadi der kendine ben bunu söyledim. Otur meydana, hadi gel yap değişelim, evet. Göç yasasını. Evet. Ama bu konuda gerekli yaptı, bir baskı gibi oluşturamıyor sanki muhalefet. Çünkü bak, şöyle bir durum vardır. Muhalefet, ana muhalefet onlar olduğu için, çoğunluk da onlar da olduğu için, baskı unsurda onların olması beklenir ama halk, yani halk güvenmiyor. Halk inanmaz zaten onlara. Kürsüye çıktıklarında yani işte çok güzel bir cümle kurallarsa iyi söyledi, iyi geçirdi lafını diye söyler ama baktığında halk der zaten sen idin. Yani güven yoktur. Ana muhalefete güven yoktur. Peki TDP? TDP de elimizden geldiği kadar 3 vekil olarak yakalayabildiğimizi fazlasını da hatta yakalayıp orada söylüyoruz. Kalkıp onun kavgasını veriyoruz ve uğraşı içerisindeyiz ama dediğim gibi daha ne kadar çok duyurabilin ki sesini, hani sadece yapacağım muhalefet orada durmadan söylemektir ve hep aynı insanlar, 3 kişi olduğumuz için hep aynı insanlar çıkıp da her defasında muhalefet ettiğimizde hadi bu gene etkisini bu mu çıktı yitirir. Gene bu mu çıktı diye de aslında insanlarda böyle bir düşünce olabilir ama artık halk o az önce söylediğim pimpon topu oyununda arada başka bir şey daha atması gerekir ortaya ki elinde direni bu insanlar halkımız anlasın artık olmayacak bir şey yoktur. Yani bakın Yunanistan'a ülkenin en küçük partisi en az milletvekili sayısına sahip olan parti 4 yıl içerisinde iktidara geldi. Yani 2 vekil daha çıkarsalardı tek başlarına iktidar olacaklardı. Özellikle bizi, yani ben artık kesinlikle 28 Temmuz seçimlerinden sonra bir değişim sürecine girdiğimize inanıyorum. Kesin yani. Belediye seçimlerinde de bunu yaşadık. Belediye seçimleri olsun, anayasa referandumu olsun, evet. Parlamento dışında kalanlar olsun. Çok bu Cumhurbaşkanlığı seçimi de bunun için en büyük gösterge olacak. Kesinlikle. Nasıl bir süreç içerisinde olduğumuz, yani değişime doğru mu gidiyoruz yoksa halimizden memnun muyuzla ilgili göreceğiz onu. Gerçi... Hı. Çok da alakası olmayabilir bununla iç siyasetle, Cumhurbaşkanlığı. Hayır hayır olacaktır ama tabii halkın, ki. Ben. Halkın değişim arzusunun sandığa ne yönde yansıyacağı için bir ispat olacaktır. Kesinlikle. Bize bu Yunanistan'la ilgili bizi de çok yakından ilgilendirebilir, etkileyebilir bu. Yani o adamlar çıktı oradan, nerelerden geldiler, neler yaptılar. Biz de burada yapabiliriz diye. Çünkü o rüzgarı sanki halk arkasına almış gibi. Gerçi programın başında siz söylediniz yani ben canımı yedim. Yanında 5-10 kişiden başkasını bulamadım diye. Doğru. O yüzden sordum ben de size zaten ne oldu diye o iş. Ama gerektiği yerde de işte böyle anayasa referandumunda olsun. Diğer seçimlerde olsun. Halk kendini gösterecek. Halk kendini gösteriyor. Bir kısa ara verelim. Tabii. Şimdi sevgili izleyiciler, Sayın Zeki Çeler'le olan sohbetimize şimdi bir kısa ara veriyoruz. Aradan sonra her zaman olduğu gibi sizden gelen mesajlarla başlayacağız ikinci bölüme. Ama daha konuşacak çok konularımız var Sayın Zeki Çeler'le. Biliyorsunuz Sayın Zeki Çeler'le ilgili en çok konuşulan şey Cumhurbaşkanımız Sayın Derviş Eroğlu ile olan yakınlığı. Birazcık onu soracağız kendisine, bakalım. Gerçekten söylenildiği kadar yakın mılar? Gerçekten söylenildiği kadar çok destek veriyor mu Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine? Ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde konuşacağız. Daha konuşacak çok şey var. Bir kısa ara, ardından Er Meydanı devam edecek. Ermataş'ın sunduğu Er Meydanı... Evet, ikinci bölümle yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili Sayın Zeki Çeler ile olan sohbetimize devam ediyoruz. Ve ikinci bölüme her zaman olduğu gibi sizlerden gelen mesajlarla başlıyoruz. Sayın Vekilim, bir izleyicimiz demiş ki 17 yaşından
3 yıl 6 ay önce yurt dışına gittim. Yurt dışında doğdum. KKTC kimliğim yok. Neden bedelli kapsamında değilim? Demiş. Bir daha tekrar okuyayım bunu. 17 yaşından 3 yıl 6 ay önce yurt dışına gittim. Evet. Yurt dışında nasıl? Yurt dışında doğdum demiş. KKTC kimliği yok. Neden bedelli kapsamında değil? Yani çünkü hem 17 yaşına kadar adadaydı. Yurt dışına doğdu ama evet. Uzun bir süre adada kaldığı için bedelli hakkından şey oldu. Düştü. O hakkını kaybetti. Ama tam tersi olması gerekmez mi? Yok. Yani yurt dışında uzun kaldığında... Evet, yurt dışında uzun kaldığındadır bedelli hakkın senin. Evet. Ya da orada doğup orada büyüdüğünde de gelin adaya ve 90 günde geçirtmen. 120 oldu o şimdi. Yani şimdi 120 oldu. Bedelli hakkı verirsen ama orada doğdun ama çocuk yaşta geldin 9-10 yaşında ailen geri dönüş yaptı. Geldin ve 17 yaşına kadar kaldı. Anladığım kadarıyla öyledir herhalde. 17 yaşına kadar aldı. Vatandaşlık da almasa da. Burada vatandaşlıkla alakalı değildir. Yurttaşlıkla alakalıdır. Yani KKDC veya Kıbrıslı anne veya babadan doğmuş her bir birey nerede isterse doğsun bu ülkenin yurttaşı sayılır anayasamıza göre. O yüzden vatandaşlığı vardır veya yoktur. O konu bir sıkıntı değildir askere gitmemesi için. Ama dediğim gibi herhalde kaldıkları dönem 90 gün aştığı için ve uzun süre adada kaldıkları için bedelli hakkından kaydedilir. Evet. 120 gün. Evet. Yani o hayır o zaman 90'dı. Şimdi yani o 90'lı gün döneminde kaybetti. Peki, geriye dönük değildir bu şey 90. Onu da öğrenelim. Eskiden 90'ı geçirip 120'yi geçirmemiş olanlar da yandı. Onlar da kapsamaz. Kapsamaz çünkü biz onu istedik o af gelsin. Ya çok basit değil mi çok bu? Bunun ekonomiyle ne ilgisi var yani? Onlara göre işte bunun inadını yaptılar. Ya dedik ne olacak? Haksızlık vardı diyor geriye dönük olacak. Ne olacak zaten gitmeyecek kaçaktırlar. Hayır zaten tümünü kapsayacak. Kaçaktır gelmeyecek. Pastasını yapmayacak değilsin ki. Gelmeyecekler dedik kimseyi inandıramadık. Ancak devam edelim. Abi sizi çok seviyorum. Biz de bu memlekette yaşıyoruz. Biraz da bizimle ilgilenin. Beyaz kimlik ve vatandaşlık yasası niçin çıkmıyor demiş. Uzun uzun konuştuk bu konuyu. Bakanlar kurulu yapacak onu. Milletvekillerinin görevi değildir. Bakanlar kurulunun, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı bir çalışmadır. Tekrar söyleyeyim. Ha meclise gelmiş olsaydı, meclisin yapacağı bir yasa olmuş olsaydı eğerlim bu. Tartışmalarıyla birlikte bilmem ya daha da uzardı veya daha erken de yapılabilirdi. Peki. Sayın Çeler'in ülkemizdeki eşcinsel hakları ile ilgili düşünceleri nelerdir? Bu konuda yapmayı düşündüğü şeyler var mı? Demiş. Sayın Erhürman'ın da bazı atılımları vardı bu konuyla ilgili. Ne oldu? Onun yasası ceza hukuku yasası zaten değiştirildi. Ve daha önce eşcinsel olmak veya doğaya aykırı ilişki diye varsayılan aslında o ilkel yasa kaldırıldı ortadan. Ve aslında bir serbestiyet geldi bu konuda. Tabii bunun daha ileriye gidebilmesi hususunda toplumun bilinçlendirilmesi veya işte bu konularda beklentilerin daha ileriye gidilmesi için de toplumun aslında bilinçlenmesi gerekir. Onun savunucusuyum. Beklenti olarak kendinin daha açık bir sorusu varsa onunla da ilgili de... Yani daha özel bir evet. Sorusu varsa. Yani o yasada Sayın Erhürman'ın özellikle çok çalışıp çabaladığı o yasa geçtikten sonra da çok tepkiler olmuştu. Evet. Yani daha fazlası istenir filan diye. Sayın Erhürman'ın da buna hak verdiğini hatırlıyorum. Ben ondan sonrası için soruyorum yani. O yasa çıktıktan sonrası için yapılan bir şey var mıdır? Yok henüz başka henüz ekstra bir şey yapılmadı ama şöyle söyleyeyim. Denetimlerinizi siz hani çoğu insan böyle saçma saçma yok hastalıklarmış çoğalacak yok bilmem ne olacakmış dedikoduları yaymaya çalışıyorlar ama bu bir tek geri kafalılık ve denetimsiz olan ya da kendini ilerletememiş toplumların düşünceleri olabilir. Ancak bu eğer ki toplumlar ve yöneticiler denetimi iyi yapar, kamu spotlarıyla halkı gerçekten iyi bir şekilde bilinçlendirirse eğitimde de hiçbir şey olacak değildir. Yani bu kadar da korkulmasına gerek yoktu o dönemde. Bundan sonrasında da. Peki. Mustafa Bey sorar mısınız Zeki Bey'e Avrupa'da 5 yıl yaşayana serbestlik verirler. Burada niçin yok demiş. İşte bu bizim bütün Kıbrıs konusunu baştan aşağı alıp değerlendirmemiz demektir evet. Ama vekilsizsiniz siz bir değerlendiriniz bunu. Tekrar söylüyorum maalesef bizim ülkemiz ne Avrupa'dır ne de tanınmış bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti tarafından dahil tanınmışlığın gerekliliğini yerine getirilmemiş bir ülkedir.
ve Rum tarafının bizim üzerimizden Türkiye'ye açtığı davalar hem bu konularda da yüzlerce dosyadır ve Kıbrıs sorununda da bu arkadaşların ne olacaklarıyla ilgili sonradan vatandaş olacak olanların ve işte 5 yıl yaşadı, 2010'dan 2015'e kadar adada kaldı, ver vatandaşlığı, bu vatandaşlık kalıcı bir vatandaşlık olmaya da bilir, onu da söyleyeyim. Ama dediğim gibi tanınmamış bir ülke ve aslında gereklilikleri yerine getirilmemiş durumlardan ötürü de bunların olmasını bekleyemezsiniz. Bir ikincisi de her ülkenin kendine göre vatandaşlık verme usulü vardır. Hayır, siz daha önce yani programın birinci bölümünde işte dünyada nasıl uygulanırsa bizde de o uygulansın dediniz diye sanırım. Onu düzeltmeye çalıştım ben orada. Ama işte bizim ülkede... Yani dünyada nasıl uygulanır dediğim kesin sözünü keserim ama. Estağfurullah. Her ülke, bütün dünyada uluslararası vatandaşlık verme kriteri böyle bir şey vardır da biz de onu uyalım. Tabii. Değil, tam tersini söylemeye çalıştım. Münferit uygulamalar vardır. Dünyada her ülkenin kendine has vatandaşlık verme usulü vardır. Kimisi hiç vermez, kimisi evliliğe de vermez. Kimisi erkekle evlenirse bir kadın kadına verir veya kadınla evlenirse erkeğe verir ya da tam tersine vermez gibisinden uygulamalar bile var. Çok çeşitli uygulamalar var. Tabii. Devam edelim. Peki demiş bir izleyicimiz, belli ki çok interaktif takip ediyor bizi. Peki Mausa'da kalan bir aile var, ihraç kararı var, bakanın elinde, neden yollatmaz ve paravan evlilik yaptılar? Kanun mu evlilik? Bence bir ifade etmez demiş. Kanun mu evlilik? Bence bir ifade etmez demiş. Sevgili izleyicimize bunu söyleyelim. Madem ki bizi takip ediyor. Böyle bir şey varsa eğer, gerçekten biriyle ilgili bir ihraç kararı varsa bir bakanın elinde ve yani bir bakanın elinde varsa hükümetin elinde sayılır o. Eğer böyle bir şey gerçekten varsa, bu kadar iddialı gönderdi bunu. Bunu gitsin. Gerekli yerlere suç duyurusunda bulunsun, polise gidebilir bunun için. Ve biz de bu işin takipçisi olalım, bakalım hangi bakanın elinde ihraç kararı vardır da uygulamaz diye. Çünkü eğer yasaları, kanunları, mahkemeleri, hükümleri, kararları da saymayacaksak bunun içinde. Ne anladık? Neyi sayacak artık bununla ilgili? Ha, paravan evlilik konusuyla ilgili düşüncenizi alalım. Yani bunun farkında olanlar bence direkt söylemesi de gerekir. Bu hani halk da kendi genelde... Suç mudur tabii ki suçtur. Size göre suçtur. Tabii ki suçtur. Ne münasebet. Yani bu hem kendi ülkene ihanettir aslında. Hem de sen bir usulsüzlük yapıyorsun. Bizde de bildiğim kadarıyla ve ben de tanık oldum. Bu evliliklerle birlikte vatandaşlıklar verileceğinde polisten gelip muhaceretten işte komşunuzla ilgili size sorular sorulur. Çok doğru, çok güzel bir uygulamadır aslında ama daha da ilerisinin yapılması gerektiğine inanırım. Ben yani kullandığı diş fırçasından giydiği çamaşırın rengine kadar sorulması gerekir ki yapıyorlar bunu başka ülkelerde. Doğrudur, doğrudur. Sayın Çeler, elektrik indirimi ve emekli, sigortalı, kamu görevlisi hayat pahalılığının 20-30 lira gibi bir rakam olarak belirlenmesi hakkında ne düşünüyor demiş. Bir adım daha ileriye atayım ben bundan. Siz beşer yüzü kaptınız vekiller olarak. Geçen defa. Evet, halk 20-30 lirada kaldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şimdi bu hayat pahalılığının getirildiği bu sistemi değiştireceklermişiz. Güya da daha işte aşağıdan yukarıya tam tersi olsun. İşte yüksek maaş alanlar daha düşük alsın. Düşük maaş alanlar daha yüksek artış alsın ki belli bir dönemde maaşlar bir şekilde dengelensin diye yapıldı. Ama geçen gün bunu hesapladığı bizim arkadaşlar ve meclislere söyledi. Sanırım Sayın Çakıcı'ydı bunu söyleyen. Yaklaşık 30 yıl istermiş bunun dengelenmesi, ancak böyle giderse bu hayat bağlılığının şimdiki haliyle birlikte. Yani böyle bir şeyi yapmak için dediğim gibi vergilerin doğru toplanması gerekir. Vergi aflarını yaptığınızda o büyük şirketlerin size 10 milyonlarca lira ödemesi gerektiği noktada 200-300 bin lirayla paçayı kurtarırsa da beklenen vergiyi toplayaman ne vekile 500 yapabileceğin ne vatandaşa 50'yi bile bulamayabileceğin günler gelecektir yakında. Zaten söyledim bunu. Peki tekrar aynı şeyi sorayım ben. Vekillerimizin 5'er 100 TL alıp da işte bu kamu çalışanları olsun, emekli olsun, sigortalının 20-30-40 TL'de kalmasıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani sadece sistem midir burada suçlu? Evet, sistem. Sadece sistem. Yani sistemi ama kim yapar? Bakanlar kuruluyla alınan kararlardır bunlar, bildiğin gibi, veya meclise getirilmesi ve alınması gerekir kararların. O da yani hükümet tarafından yapılır. Bunun için ısrarla soruyorum. Çünkü eğer istenirse tam bir parmak kaldırmalık iştir bu. Tabii.
Bu iş yani değişebilir diye. Yani tabii bir parmak kaldırmalık den ama aslında alttan onun çalışmasını yapacaksın, getireceksin ve o parmak işte o zaman gönül rahatlığından kalkar ama en önemli konulardan biri değil midir bu? Kesinlikle. Önemli konulardan biri. Bu da artı özel sektörde çalışanların sendikalaşmasıyla ilgili önlerinin açılması, anayasada var olan o haklarını kullanabilmelerinin önünün açılmasını sağlamamız gerekir. Israrla bunun üstünde dururuk. Hatta sendikalarla da ben görüşürüm. Özel sektörde çalışanların sendikalaşabilmesi ama sendikalaşırken özel sektör kurumlarının da sıkıntıya girmeden, hani sendika dedim mi bizim memlekette grev ve iş yavaşlatmadan hemen korkulur ama bunu gerektirmeyecek toplu sözleşmeler yapılırsa, toplu iş sözleşmeleri, böyle grevlere de gerek kalmaz. Fakat bu yapılabilir ama bilin ki yasaktır. Hep müsaade etmezler. Hep işte bu izleyicimizin gönderdiği mesajdaki gibi işte emeklimizi, kamu çalışanını, sigortalı falan konuşuyoruz ama özel sektörle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Çok ciddi sıkıntılar var. Bunları kesinlikle hep söylüyoruz. Yani izin günleri olsun, hastalık izinleri çalışma olsun, saatleri olsun, çalışma saatleri olsun, çalışma şartları olsun. İnanılmaz derecede büyük sıkıntılar var. Onlara da sadece sendikalaşma mı bir önlemdir bu tabii ama nasıl daha ileriye götürülebilir bu diye bir çalışma yapıldığını da ben hiç görmedim. Yani ben hiç görmedim. Çünkü Gorkalılar sermayenin adamıdır birçok kazanan. Yani hükümet edenler eğer sermayenin adamıysalar ve göbek bağına bağlıysalar bunu niçin yapsınlar? Bunu sermayeye aykırı bir şekilde yapmaya gerek yok ki, sermayeyle birlikte yaparsınız. Ama yani oturursunuz bunu büyük şirketlerle işte nasıl daha iyi bir disiplin altına yapamaz alabiliriz işte, bu işi diye. Yapamaz işte bunu, yapamaz. Çünkü onlar bir şekilde bu sömürüyü yapmazlarsa daha az kar edecekler. Kim karından vazgeçer? Yani ben yani o kadar tenzih ederim. Yani o kadar da çok şey düşünmüyorum. Ama ben düşünüyorum. Çünkü ortadadır. Bu ülkede çok ciddi büyük sermaye grupları da vardır ki çalışanın hakkını korur, hakkını evet, verir. Evet, bunlar da vardır sana bu ülkede. Tenzih yani ederim zaten bir kısmını. Yapılabilir bu. Bak, ben bir dönem daha hazırdı aslında bunun önerisi de direkt tek bir madde. Özel sektör çalışanlarının sendikalaşmasıyla ilgili biz yasal zorunluluğa çevrilmesi gerektiğine inandım. Çünkü belli ki bu insanlar ya sendikalaşmaya niyetlendikleri anda ya işlerinden kovulurlar ya da tehdit altında kalırlar. Niçin halen daha birçok özel sektörde insanlar sendikalaşamaz? Aslında herhangi bir restorançının restorancılar birliğine üye olmadan restorantını işletememesi veya işletme izni alamaması bir zorunluluktur. Anayasaya göre yanlış görünür. Veya işte bir otel açacak olanın otelciler birliğine üye olmaması veya bir esnaf zanaatkarın esnaf ve zanaatkarlar odasına üye olmadan işbaşı yapabilmesi imkansızsa, aslında bir çalışanın da sendikalaşmadan bir iş yerinde çalışmaya başlaması veya bir işverenin herhangi birinin sendikasızsa işe alması da önüne geçilebilecek bir durumdur. Ve bunu hazırladım ve bunu hazırlarken birkaç tanıdığım büyük firmayla görüştüm, sahipleriyle. Ya dedim, böyle bir şey düşünüyorum. Ne düşünürsünüz? Hiç tanıdığım insan zaten bizim etrafımızda öyle halkın şeyi çalışanını sömüren insanlar yok. O yüzden rahatlıkla adamlar diyor ki, bak benim çalışanımın çalışma saatleri belli. Belli başlı dönemlerde daha uzun sürede çalışmanı gerektiriyor. Ama diyor, ben bunu zaten işe alırken sözleşmemi yaparım ve derim ki, örneğin Nisan-Mayıs aylarında daha uzun süre çalışacaksın, overtime yapmak zorundasın. Ama ben sana overtime'ının ödeyeceğim. 1'e 2'ni alacaksın veya 1'e 1,5 neyse onu alacaksın. Bu zaten sözleşmede var. Burada işçinin ben bu dönemde izin alacağım da çalışacağım deme hakkı yoktur. Çalışmayacağım deme hakkı yoktur. Çünkü sözleşmem var senin. Aslında bir nevi sendikasına da aslında onun gerek yok. Sendikalaşırsa da sendikasının onu savunmasını gerektirecek bir ortam da oluşmayacağına inanırım. Görüyorum zaten ama bir kısım yerde de apaçık. Sen söyledin zaten, çalışma saatlerinden tut, maaşlarından, izinlerinden, herhangi bir restoranda çalışıyorsa antre saatinden, o break time'ıdır, bir yarım saat, bir saat dinlenip geri geleceğinde bile onu bile vermez, izin de vermez. Haftanın 5 günü ve 6 günü çalışacak, 7 günü çalıştırır kendini, saatini vursan hesaplamaya haftada 10 gün çalışırmış gibi saatlerde çalışır ama ağzını açıp gık diyecek şansı yok, iş güvenliği de yok. İşte tabii bunu nasıl engelleyebilin? Denetim. Denetimi tek başına devlet yapamayabilir ama sendikalaşmayla birlikte bu denetimi aslında siz yapabilirsiniz. Ha, işveren de eğer ki hakkını veriyorsa çalışanının ve çalışanıyla birlikte o özveriyi yaşı yapıyorsa ve ben ne kadar çok kazanırsam sen de o kadar çok kazanacaksın be işçim diye görüş verirse kendini, zaten o çalışan
Kendini herhangi bir greve bir şeye sokma ya. Ben uygun da görmez. Ben bu konuyla ilgili çok samimi düşüncemi söylüyorum. Bu işi yapabilenler vardır bu ülkede. İşte bu saydığımız işçisinin, çalışanın hakkını veren, maaşını veren, iznini veren, hastalık iznini veren, hatta yemeğini veren bile vardır. Evet. Ve bunlar büyük şirketlerdir. Evet. Yani öyle az önce konuştuğumuz gibi işte sermaye güçleridir, sömürü işçi olanlardan değildir. Bu da bir ispattır bize ki istenildikten sonra yapılabilir bu ülkede. Bu bence en önemli gösterdiği. Ama bazı aç gözlüler yüzünden işte maalesef bu insanlarımıza sömürülüyor. Fırsat vermemek lazım kesinlikle. Ama kesinlikle. Er Meydanı tarihinin belki de en ilginç mesajlarından birini okuyacağım şimdi. İlk defa böyle bir mesaj geliyor. Hadi beni inanılmaz derecede mutlu etti. Bu mesaj şöyle diyor izleyicimiz. Ben Mehmet Kıncak. Kıbrıs'a bir yaşımda geldim. İlkokulu, ortaokulu burada okuyorum. 14 yaşındayım. Vatandaş olma ihtimalim var mıdır? Lütfen cevaplayınız. İyi akşamlar. Şimdi eğer bu mesajı gerçekten bu çocuk gönderdiyse, bu 14 yaşındaki çocuk, benim için belki de programcılık tarihimizin en önemli mesajıdır bu. Eğer bugün, bu akşam, bu saatte 14 yaşında bir çocuk bizi izleyip, takip edip, konulara hakim bir şekilde mesaj gönderiyorsa, gerçi resmi falan da var burada ama belli olmaz bu işler. Eğer gerçekten bu çocuksa, İndik işte bu jenerasyonu yakaladık yani, demektir. Çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu tarzda, bu yaşta, bu sınıfta izleyicilerin bile bizleri izlediğini bilmek gerçekten çok büyük mutluluk verici. Tekrar bir daha okuyalım mesajını. İnşallah yardımcı da olabiliriz kendisine. Diyor ki 14 yaşındaki izleyicimiz, 14 ya 14 yaşında çocuk. Mehmet Kıncak, Kıbrıs'a bir yaşımda geldim. İlkokulu, ortaokulu burada okuyorum. 14 yaşındayım. Vatandaş olma ihtimalim var mıdır? Lütfen cevaplayınız. İyi akşamlar demiş. Şimdi duygusal cevap verecek olursam, abim sen eğer bu programı izliyorsan ve buradaki yaşına yakın bir milletvekili abime bir sunucu varsa burada. Yok da o kadar yakın ya. 14 yakın, bu. Ya 14, 20 yaş ama baktığında diğerleri inan 40-50 yaş evet, arası tabii. Çocuğun. Ve bunu sorabilecek o cesareti de toplayıp hakkını arayabiliyorsan abim senin aslında bu vatandaşlığı otomatik olarak kazanmış ve bu soruyu kendi kendine sormaman gerekir. 11 yaşında o vatandaşlığı normal KKDC vatandaşları 11 yaşına geldiklerinde kimlik alma zorunluluğu var ya senin de aslında bunu yaşaman gerekirdi ama maalesef bugüne kadar ki düzen hep siyasi sebeplerle vatandaşlıklar yapıldığı için birçok insanımız hakkını kaybetti ve hala daha bu haksızlıklarla pençeleşir. Büyük ihtimal bu çocuk eğer şu anda hükümet tarafından hazırlanan vatandaşlık yasası şu olduğu şekliyle geçerse bilgimiz olan şekliyle bu çocuğun otomatik olarak vatandaşlık alma hakkı doğacaktır. İnşallah doğar yani. İnşallah da doğar. Şimdi böyle hele de politik alanda ilgilenen gençlere. Hem duygusal yaklaştık olaya. Yani 14 yaşında bir çocuk bizi izleyip mesaj attı, mutlu olduk. Hem duygusal yaklaştık hem bir de gerçekçi yaklaşıyoruz. Bir yaşında gelmiş buraya, bir yaşında geldi. 14 yaşında ilkokulu, ortaokulu burada okudu. Napalmen'e atalım bunu memleketten. Ne münasebet. Yazık. Ve işin çok kötüsü sayıda... bu çocuklar sözünü kestim tekrar özür dilerim. Türkiye'ye gittiğinde Kıbrıslısınız derler. Buraya geldiğinde evet. Türkiye'lisiniz. Bu da çok ayrımcı bir şeydir. Zor bir konudur bu. Hızlanmamız lazım Sayın Vekilim. Çünkü daha çok sayıda mesajımız var. Bizlerin de soruları var. Televizyonu yeni açtım. Konuştunuz mu bilmiyorum. Sayın Vekil özel sektör hakkında ne düşünüyor? Bazı söylemlerinde çok onaylamayacak kelimeler kullanıyor. Özel sektör bu ülkenin bel kemiğidir. Bunu biliyor mu? Demiş. Herhalde izlememiş izleyicimiz ama tam aynı konuyla ilgili bir mesaj daha var. Onu da okuyalım. Özel sektörde sıkıntılar var deyip genelleme yapmayın lütfen. Tenzih ettiğimizi söyledik. Denetlemek biraz uzunca bir mesaj. Denetlemek sistemin ve hükümetlerin görevidir ki onu da söylediniz. Evet. Sayın vekil de sadece memurların vekili değil tüm KKDC'nin vekilidir. Evet. Sömürücü dediği kesim ülkenin ekonomisine katkı koyan alın teriyle para kazanan kesimdir. Sayın vekilin görevi bu bir kısım iş yerini tespit edip söylemektir. Bu yüzden maaş alıyor. Açgözlü ve sömürü kelimeleri bir vekile yakışan kelime değildir. Tüm özel sektörü bu şekilde karşısına almasın demiş.
Vallahi bu izleyicimizi de tebrik edelim. Kimse bu kadar dikkatli dinleyip tane tane bizi hepsine bir karşı görüşle sayın vekilimize soru yönetmesi gerçekten güzel. Buyurun Sayın Çeler. Gerçi içinde sadece memurun vekili değil diye bir cümle de var. Öyle bir şey söylemediniz siz. Ama bu ben de orada birazcık size karşı durmaya çalıştım ama özellikle bu sömürü kelimesine takmış izleyicimiz ki haklı da olabilir orada. Nasıl değerlendiriyorsunuz izleyicinin eleştirilerini? Aynı konuyla ilgili yine bu tarz bir konuşma biz ilk defa bu konuyla ilgili yaptığım bir söyleşiden sonra sosyal medya aracılığıyla bana geldi. Söylediklerimin kesinlikle bu kalemin arkasına da saklanmıyorum. Bu ülkede tenzih ettiğimi zaten söyledim. Belli başlı şirketler, firmalar, fabrikalar, restoranlar vardır. Tenzih ederim zaten tenzih etmeye de gerek yok. Kendini bilen bilir. Eğer ki çalışanına sömürü uygulamıyorsa, çalışanını sömürmüyorsa, her türlü hakkında kendine veriyorsa zaten onlar benim söylediklerimin alınmayanlardır. Ha, aksi gibi tekrar yenilerim. Evet, bu ülkede açgözlü çalışanını sömüren işverenler vardır ve bunlar bu sermayelerini daha fazla kar alsınlar diye kullanırlar. Hükümetlerin anda, yani şimdiki hükümet de değil, bir öncekilerin anda ortaklıkları veya göbek bağları olduğundan dolayı kimse de bunlara dokunamaz. Eğer ki o çalışan da ararsa ağzını atsın özel sektörde, kapı dışarı bulur kendini veya çalışma izni yatırılmaz eğer dışarıdan gelen bir çalışan ise, ihraç da edilir bu adadan. Bunları da yaşarız, bunlar da kulaklarımıza gelir. Yarası olan gocunur derim. Bu kadar da rahatım bu konuda. Bu kadar rahatsınız mesajın içinde. Karşıma da alacaksan birini, zaten o tür insanlar bana oy verecek insanlar da değildir. Karşımda da durursa dursunlar. Tamam, yalnız mesajın içinde bir cümle var, onu da atlamayalım. Sayın vekilin görevi bu bir kısım iş yerini tespit edip gereğini yapmaktır diyor. Yaparık da zaten. Söylerik, gönderirik. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Peki, varsa buyurun. Ki burada senin hakkını vermiyor diyelim. Sizin şirketinizin sahipleri. Biz memnunuz. Sen de bana bunu anlattın. Ben örnek veriyorum şu anda. Veya bir restoranttasın ve sana bunu anlattı. Ben de bir vekil olarak gittim ve Çalışma Bakanlığı'na bunu anlattım. Çalışma Bakanlığı da denetçilerini gönderdi o restoranta. Ve uygulama da nedir? Önünlerinde sorar veya işte çeker kendini kenara sorar. Yani bu cümlelerimi kullandıracaklar bana. Hangi cesaretle oradaki çalışan diyebilir patronu orada, müdürü orada otururken veya orada oturmasa bile patronla müdürü söyleyebilecek mi? Hayır, bizi zamanında bırakmazlar, izne çıkalım veya işte maaşımız budur. Bize bu kadar verirler. Çünkü birini çek verirler ayrı, cepten verirler ayrı, işte düşük gösterirler falan. Yani bin bir şey döner. Diyebilecek mi sence bir restoran veya herhangi bir yerde çalışan özel sektördeki denetçiye, devletten gelen denetçiye açık açık söyleyebilecek aslında mi bence burada, söyleyemez. Aslında bence burada en doğru cümle sizin biraz önce söylediğinizdir. Herkes kendini bilir. Tabii. Yani özel sektör işvereni de, özel sektör çalışanı da kendini bilir. Sömürüldüğünü mü, sömürdüğünü mü, yoksa hakkını aldığını mı, almadığını verdiğini bilir zaten. Esas kilit orada. Devam edelim. Sistemi kim değiştirecek? Sayın vekiller değil mi? Diye halk bir değiştirecek. Var. Halk sistemi değiştirebilecek. Vekilleri seçecek ki sistemi değiştirebilelim. Mecliste 50 tane vekilin sadece 10 tane isterse bir sistem değişmez. 50 vekilin aslında anayasayı da değiştirebilmesi için 34 oya ihtiyacı vardır. 50'de 34 olursa anayasal değişiklikler yapabilir. Ha, herhangi bir daha alt yasayı yapabilmesi için de 26 sayısına hakim olması, 26 sayısına sahip olması gerekir meclistekilerin. Peki. Bu insanlar torpillidir. Gemiden aldılar bunları. Belki de 30 kişidirler. Bir sürü kişi şikayet etti. 15 dosyada bakanın önünde durur demiş. Tamam, bize söylediniz bunu. Az önceki mesajın devamıdır bu, belli. Tamam, bize söylediniz. Biz de size ne yapılması gerektiğini söyledik. Gidin ama suç duyurusunda bulununuz ya da alınız geliniz sayın vekilimize. Bunu belgeleriyle gösteriniz. İşte bu insanlardır, bu bakanın önündedir diye. Gereği yapılsın. Eğer o zaman yapılmazsa biz elimizden geleni yaparız yapılsın diye. Devam. İyi akşamlar Mustafa Bey. Sayın Çeler'e sorar mısınız? 2006'dan beri sosyal sigorta ihtiyaç sandığı yatmıyor. Bir belediye ismi vermiş. Ne olacak halimiz demiş. Çok genel bir konu bu aslında. Bütün belediyelerin durumu, işler acısı derken çok özür dilerim sayın vekilim. Bağrım yanıktır. Bir dakika müsaade ediniz, bu Lefkoşa ile ilgili birkaç cümle var söylemem gerekiyor. Söyle. Sevgili izleyiciler, devamlı izleyicilerimiz bilir.
Biz de Lefkoşalıyız. Lefkoşa'da yaşıyoruz. Hayatımızın bir büyük bir bölümü de burada geçiyor. Gerçekten artık Lefkoşa'da olmaktan, Lefkoşa'da yaşamaktan tiksinir duruma gelmek üzereyiz. O kadar bir kötü durumdayız ki anlatılır gibi değil. Ben hayatımda bu kadar çok pisliği, bu kadar çok yolların ve kaldırımların delik deşik tarladan beter olduğunu hiç hatırlamıyorum. Hiç. Bunun için de sakın Sayın Harmancı'yı ve şimdi görevde olan diğer yetkilileri suçladığımı zannetmesin kimse. Suçlayacak olsam suçlarım zaten, çekinmem. Ben yaşadığımız hayattan bahsediyorum burada. Böyle bir yaşam olamaz. Dünyanın üçüncü sınıf ülkelerinde bile böyle yollar, böyle kaldırımlar yoktur. Bunu bize reva görmesinler lütfen. Geçen gün bu sosyal konutların arkasında gitmeye çalıştım. Olamaz böyle bir şey. Seke seke giderek. Kaldırımlarımızda yürünecek yer yok. Her taraf delik deşik. Pislik aldı götürdü ortalığı. Madem ki şimdi Sayın Harmancı'dır görevde. Lütfen bir şeyler yapsın. Anlıyoruz bu su gelecek diye kazıyorlar, diyorlar. Onlara lafımız yok ama 15 sene, 20 senedir yapılmamış yollar, belliler var bu Lefkoşa'nın içinde. Pisliğin, tozun, toprağın haddi hesabı yok. Bu Lefkoşa'nın dışında kalan insanlardan rica ediyorum, gelsinler bir gün, gitsinler bir benzinciye arabalarını yıkamaya bırakıp 2 saat sonra alsınlar. O arabayı nasıl alırlar oradan? Bu kadar toz üstünde, yani ne yapılması gerekirse yapılsın artık. Hakikaten bezmek üzereyiz bu Lefkoşa'dan. Trafiği bir yandan, pisliği bir yandan, yolları diğer yandan, çevresi darmadağın. Dediğim gibi sadece Sayın Harmancı'yı burada sorumlu göstermek istemem. Daha kendisi yeni göreve gelmiştir. Desteklediğimiz, sevdiğimiz de bir arkadaşımızdır. Ama şimdi o görevdeyse halletsin bu işleri. Yapacak bir şey yok çünkü yaşanmıyor artık Lefkoşa'nın içerisinde. Canımız gibi sevdiğimiz yerden bezmek üzereyiz. Artık dediğim gibi bağrım yanıktı bu konuyla ilgili. Birkaç cümle etmek isterim. Yok, ansızın gelmedi. Aklımdaydı izleyicinin mesajını görünce belediyelerle ilgili konuşmak istediğim. Bu yatırımlar konusu. Birçok belediyemiz gayet açık yapamıyor bu yatırımları. Ve şimdi de hükümette işçiden, emekçiden, işçi hakları, emekçi hakları diyen bir parti var. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere devlette çalışmayı ister miydin? Devletle hiç işim olmadı bugüne kadar. Berikat versin, aynı şekilde. Ben ailesinden bu kültürle büyümüş biriyim ha. Karışma be babam bunlara. Benim ailem de hep devlet memuru. İşte onu derler de giremeyeceğin bulasın bir iş bilmem ne, vazgeç farı işte, gir belediyede çalış, konuşalım bilmem kimi. Ne yapacağım be baba, yani ben bu sistemi düzeltmeyi tercih ederim. Yani ben kalkıp da gidip yani masa başı, memuriyet ya da işte bir şeyler üretemeyeceğim bir yerde çalışmak istemem. Ben daha böyle atılıp kapılmak isterim. Yani evet, şimdi düşündüğünde aslında memur olsaydın, hatta memurluktan vekilliğe geçseydin maaşın, emekliliğin de garantidir ha. Bizde tabii geri dönüşün sıfırdır. Sıfırdan çarpılacaksın herhangi bir seçimlerden sonra geri gittiğinde. Ve ona rağmen daha yani kimsenin içini okşayacak değilim bana ters düşen bir konu gelirse karşıma. Şimdi bu insanlar bile bile bu 365 kişi de o delegeler döneminde, o UBP kurultayı döneminde ya söyleniyor girmeyin, kabul etmeyin size gelen bu teklifleri, oyunuzu satmayın. Tamam haklısınız, ekonominizi ileriye götürebilmek için evlendiğiniz çocuğunuz olsun istersiniz veya ev kurmak istersiniz veya bekarsın maaş alıp anne babanın elinden kurtulmak isten, gidip haçlık istemekten kurtulmak isten. Bunu yapmak için gitmeyin lütfen. Bunun sonu yoktur. Devlet kurumlarında veya belediyelerde durmadan çalışmanın veya talep etmenin size zararı olacak elinde ama sonunda. Ama şimdi bunları söylerseniz bak, siz çok, devamını... çok müsaade edin, çok farklı yerlere gideriz. Biraz önce özel sektörden bahsettik. Epey de uzun konuştuğumuz o konuyla ilgili. Birçok şirketin şartları kötü. Belediyelere gitmesinler. Tamam, müsaade edeceğim, bitireyim. Devlete gitmesinler. İşte oyunu satmış sayılır bilmem ne. Ne yapsın insanlar? Bak, dinlemedin, bitireyim cümlemi. Bunun üzerinden konuş. Tamam. Zaten söyledim. Lütfen. Bir kere bana göre ben eğer bir gün iktidarda olursam partimle birlikte bir kere özel sektörün önce iyileşmesini sağlayacağım. Ondan sonra özelleştirme yasası tarzı yasalara gerek de kalmayacak zaten. Bir zamanlar bu ülkede ben çocukken büyüklerimden öğrendim. 14. maaş veren özel şirketler vardı bu ülkede. Doğru. 14. maaş veren şirketler. Herkes devletten çıkar,
özelde çalışırdı. Doğru mu? Doğru. Tamam, onun sistemin, o sistemi geri getirebilmek, o ortamı yaratabilmek kimin elindedir? Hükümet edecek olanların veya iktidar olanların elindedir. Neden bunu yaratmayalım biz? Ha, bu yaratılmadıysa, bu yaratılana kadar da kendinizi durmadan devleti halen daha belediyelere iş, belediyede iş bulabilmek için Girne'de de, Mausa'da da, Lefkoşa'da da, Garava'da da, Güzelyurt'ta da her yerde duyarık giderler belediye başkanının kapısında dayanırlar ve ısrarla eller destekledik seni, al beni işe, al yeğenimi işe. Yahu sen birini desteklediysen sana hizmet versin diye destekledin. Yakınlarını, evlatlarını inşa alsın diye desteklemeyeceğim. Ha, bunun önüne geçmek lazım. Ha, bunun önüne geçebilmek için de dedim, iktidar olman lazımdır ki özel sektörün önünü de açabilesin. Uluslararası ticaretin önünü açasın. En azından Türkiye ile artık ticaretimizi geliştirebilelim. Bu perşembe bu konuyla ilgili konuşmam olacak. Hellimi bile artık Türkiye'de öğrendiler, bilir misiniz? Ve biz uğraşırız. Tescilini Avrupa Birliği'ne karşı alalımmış biz de. Rumlardan önce davranalım. Yahu Türkiye'ye sen dur diyebiliyor musun? 70 tane yaklaşık fabrika vardır. Helli müredir. Mühürünü de basar üstüne Lefkoşa'da üretilmiştir diye. Kaldı ki senin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte imzaladığın bir anlaşman var. Bir belgem var elinde. Hellim'in coğrafi tescili kakadecedir, Kıbrıs'tır diye. Ve Kıbrıs dışında bir yerde üretilemez diye. Bunun bile önüne geçemiyorlar şu anda. Ha, ve ne beklensen özel sektörü iyileşsin. Budur. Bunu yapan, bu özelleştirmenin, özel sektörün önünü daha da açan... Soruma cevap vermediniz ama. Geliyor. Ne Soru şuydu. Özel sektörde çalışmasın. Çalışsın sömürün, ama önünü aç müsaade. Hayır, mevcut durumdan bahsediyor. Şimdi sizin söylediklerinizden gidiyorum ben. Ben çalışmasın demedim özel sektörde. Özel sektör çalışanının sendikalaşmasına müsaade etmemiz lazımdır dedim. Şimdi bir saniye. Mevcut durumdan bahsediyoruz biz. Evet. Mevcut durumdan birileri iktidara gelir de değiştirirse adam değil. Mevcut durumdan bahsediyoruz biz. Belediyelerde çalışmasın. Yatırımları yatılmaz. Özel sektörde çalışmasın. Çalışmasın demedim. Bak, hayır. Yani, söyleme. Çalışmasın deme. Çalışırsan... Sömürülme şansın vardır, kabul edeceğim. Tamam. Devlette çalışmasın, torpilden girmesin, biri gelir öbürü onu atar falan. Evet. Falan. Peki ne yapsın bu insanlar ama şimdiden soruyorum. Yani biri gelsin de değiştirdikten sonra değil, şimdi ne yapsın bu insanlar? Seçim var önlerinde, Nisan'da birinci bunu da değiştirsinler. Ondan sonra başka bir seçim olur kanada değiştirsin. Yapacak başka bir şeyleri yoktur, benim yapacak bir şeyim olmadığı gibi. Peki, devam edelim. Ben çok çok sayıda mesajımız var sevgili izleyiciler. Rekor gördük bu akşam yoksa? Yok ya, rekor kendi rekorumuzu artık biz bile kıramayız. Onu çok zor kırılan bir şey. Ben kendimden örnek vereyim. Eşim ve ben asgari ücretle yaşamaya çalışıyoruz. İki çocuğumuz var. Allah bağışlasın. Toplam 2750 TL alıyoruz. Burada bir karışıklık var. Tam okuyamıyor, okunmuyor. Bu mudur yani? Bir de ödül olarak oy mu vereyim? Şu an evimin suyunu ödeyemiyorum. İyi akşamlar demiş. Tabii oy vermesin, gitmesin sandığa bu arkadaş. Bunu getirenlere diyor ha. Ödül olarak bir de oy mu vereyim diyor. Bravo. Yani vermeyecek onlara ama sandığa gitmemezlik de etmeyecek. Çünkü önünde başka alternatifleri varsa ki gördük yani Yunanistan'da da insanlar istedikten sonra neyin nelerin yapılabileceğini gösterdiler. Önlerinde bu tür örnekler varsa insanlarımız artık sandığa gitmemenin de hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, aslında kendilerinin değişimden korktuklarının bir belirtisinden başka bir şey değil. Bir düşünelim isterim ama bu izleyicimizin durumunu. 2750 TL toplam para alıyor, kendi eşi ve iki de çocuğu var. Yani bizi izleyen izleyicilerimizden de bunu bir düşünmelerini istiyorum aslında. 2750 hadi 3000 TL diyelim, 4 nüfus, ikisi çocuk. Allah yardımcısı olsun bu izleyicimizin ve bu durumda olan herkesin diyelim. Devam edelim. Sayın Çeler, her gün greve çıkan Dom Otel çalışanları otel sendikaya devredildikten sonra hiç greve çıkmadı ve ses seda da çıkmadı. Özel sektörde sendika olsa ne yazar? Sendikacılarımız kral demiş Sayın Hasan Bahçe. Dom Otel'de sıkıntıları var mı şimdi? Dom Otel kapandı, kapanıyordu bir dönem.
Ama çalışanları devraldıktan sonra hem otel yenilendi hem de tıkırında çalışmaya başladı. Ha kendi içlerinde ayrı siyasi sıkıntıları varsa, bireysel çekişmelerinden ötürü sıkıntılar yaşanıyorsa o ayrı bir şeydir. Ama illaki de sendikanlıların eline geçti diye özel, otel sıkıntı olmayacak diye bir şey de yoktur. Varsa da bunu böyle iğneleyici bir şeyle söylemek yerine açık açık işte burada da bu vardır denilebilir. Aslında izleyicimizin söylediğini sizin söylediğinizle birleştirdiğimiz zaman şunu anlıyoruz. Demek ki otelde şimdilik işler iyi gidiyor. Evet. Ki bir ses de çıkmıyor oradan. Yani. Yoksa kötü giden olsa işte işten atmalar olsa filan bir şeyler olacak. Çıkacak ortaya ve katılıyorum size. Eğer varsa özel bir durum orada ve izleyicimiz bunu bilir, bizimle paylaşsın bunu. Sayın Mustafa Alkan, kendini bilen bilir. Bütün vekiller sistemin adamıdır. Bazılarını tenzih ederim dersem o zaman sıkıntı yok demek midir? Kesinlikle kabul ederim ben bunu. Kabul ederim. Sayın vekilimiz. O zaman hemen geçelim çünkü daha bizim soracaklarımız var burada. Gelemedik onlara bir türlü. Mustafa Bey, vatandaşlığa Zeki Bey karşı çünkü oyların UBP'ye gideceğini düşünür. Sen de vatandaşlığa sıcak bak. Ayrımcılığı sen yapıyorsun Zeki Bey demiş size. Yok, ben ayrımcılık yapmadım. Ben vatandaşlığa %100 karşıyım da demedim. Alınış veriliş şekillerinin daha ciddi olması, daha düzenli olması gerektiğine inanırım. Artı illa da vatandaşlık verilmesi, yani 5 mühüre vatandaşlık verilsin konusunda da yani yoktur UBP'ye de başka bir yere gidecek. Sonuçta bugün alır vatandaşlığını, eğer bu ülkede yaşarsa kendi vatandaşlığı verildiği gibi 20 sene sonra yine sistem aynıysa kendi pişman olacak vatandaş olduğuna da, vatandaşlık sisteminin halen de aynı olduğuna da. Ama ben burada dikkatli dinledim sizin söylediklerinizi. Bir ayrımcılık görmedim sözlerinizde. Yani bunu izleyicimizin atma nedeni... Ben sadece kısa dönemde verilmesine karşıyım. Şu, izleyicimiz bunu at, yani izleyicimizin bu mesajı atma nedeni belli ki işte Kıbrıs'ı Türkiye'de. Bilirsiniz evet. Bizde özellikle vatandaşlık konusu oldu mu hemen işte Kıbrıs'ı Türkiye'li, Türkiye'lileri istemezler havasına döndürülür iş. Ama ben öyle bir şey duymadım sizden. Siz yani hak edene verilsin diye de bunları söylediniz. Bunu kullanmayalım izleyiciler, sevgili izleyiciler lütfen. Bu ülkede en büyük sıkıntı yaşadığımız şeylerden biridir bu. Birinin istediği olmayınca işte Kıbrıslılar Türkiye'liler davasına çevirdiği işi. Böyle tartışmayın. Bu işi seviyeyi daha yüksekte tutabiliriz. Daha yüksekten tartışalım. Yasalardan tartışalım. Kriterlerden tartışalım. İşte bunlar Türkiye'lileri istemez ayrımcılık yapmasın derseniz çok aşağıya indirmiş oluruz onu. Yanlış olur o. Devam. Genç vekilimiz Zeki Çeler'e sorar mısınız? Yunanistan'da Çipras'ın yarattığı umudu Kıbrıs'ta kim yaratacak? Var mıdır öyle bir şansımız demiş. Biraz konuşmuştuk ama eklemek istediğiniz varsa alalım. Neden olmasın? Ama burada bir bugün yine aynı konu konuşuldu arkadaşlar arasında. Şimdi benim orada Yunanistan'ın Syriza ve Çipras'ın başarısını örnek gösterirken bir dipnot geçmek isterim. Şimdi orada insanların aslında istedikten sonra değişimi getirebileceklerini göstermek adına ben Yunanistan'a örnek veriyorum. Ha Çipras... Ha bir de günceldir tabii, şu anda evet. Olan da odur. Ve Çipras ve kabinesi başarılı da olursa sundukları hükümet programlarının aslında uygulanabilirliğini de ön plana çıkaracak. Ha başarısız da olursa insanlar değişim yaptı ama başarısız olduğu her yerde görmek mümkündür diye söylememeleri gerekir. Yani o genellemeyi o şekilde yapmalarına da gerek yok. İnsanlar istedi, Yunan halkı istedi ve değişti mi hükümeti? iktidarda olan solu veya iktidarda olan sağı olduğu gibi aşağıya alıp yeni bir oluşumu veya işte mecliste bulunan küçük bir partiyi iktidar yaptı mı şu anda? İstedikten sonra yapabildiğini gösterdi ve yaptı. Ha bundan sonraki çalışmaları da kendilerinin artık karakterine veya yapılarına bağlıdır. Örnek alacağımız nokta değişimi yaratabilecek olanın halk olduğunu, halkın anlaması gerektiği noktasıdır. Doğru ama bir de o değişim olduktan sonra göreve gelenlerin ne yaptığıdır önemli olan. Tabii. Yani geçen gün sevgili Ali'nin programına konuk olduğumda Ali Kişmin'in orada da konuştuk bunu. Şimdi sen yaptığın değişimi getirdin Çipras'ı başına. İşte Syriza iktidar oldu. Şimdi adam da başbakan. Yani hiçbir şey yapmazsan ne anladık biz bu değişimden? Tabii işte onu göreve geldikten sonra bakalım ne yapacak? Çünkü biz ne sosyalistler ne komünistler gördük özellikle Kıbrıs konusuyla ilgili. Hristoları gördük. Biz Hristofyaslar, yoldaşlar, Kıbrıslı Türkler, kardeşler, beş parmaklar diye
barış için, çözüm için gılını kıpırdatmayan gidenleri de gördük. Bu ülkede yani yan tarafımızda hemen. O yüzden çok fazla da tamam ümitli olalım da çok fazla beklenti içine de girmeyelim. Bu insanlardan dolayı göreve gelince başkadır bu işler. Dün geldi, gördünüz söylediklerini. İşte hemen yok gemiler çekilsin, yok EOKA'cıların mezarlarını ziyaret, yok işte Türkiye falan filan. Öyle göründüğü gibi değil yani bu işler. Yapsın bir şeyler Çipras, gelsin bakın o Ege Denizi ile ilgili açıklaması müthiş. Tarihe geçer o. Sordular kendisine Ege Denizi sizce Yunanlıların mı, Türklerin mi diye. O da dedi ki Ege Denizi bence balıklarındır dedi. En güzel cevap da bu. Yani ona yakışan cevap bu. Ama böyle biraz çetrefilli konularda inisiyatif alabilmesi lazım. Maraş'ta... Örneğin bu soruyu sorayım, ona göre devam ediniz. Evet. Lütfen kendisinin Kıbrıs ziyaretinde sanırım bizim taraftan bir tek TDP kendisiyle görüşme isteğinde bulundu. Görüşebildi mi? Resmi bir ziyaret gerçekleştirebildi, resmi bir buluşma gerçekleştirebildiniz mi? Biz yok. Biz daha önce zaten Syriza'nın Kıbrıs'taki temsilcileriyle, hatta Yunanistan'dan gelen başkan yardımcısı sanırım Avrupa Parlamentosu'ndaki temsilcileriyle de görüşme yaptıydık. Bu gelen bu gelişlerinde resmi gezilerinde, ziyaretlerinde Türk tarafındaki sadece sivil toplum örgütleriyle görüşmeyi tercih ettiler. Ha, bizim bir Yunan Atina ziyaretimiz olabilir kendilerini ziyarette. Yalnız ben bu ziyarette gözüme en çok çarpan şeyi söylemek isterim. Benim için en önemlisi buydu. Bundan aslında bizim utanmamız gerekir. Nereden? Mausa'da insan yaşamadığını düşünüyormuş. Tabii diyeceğim bana ki o da niçin araştırmaz. Sen daha beynine sokman lazım idi. Bu kadar zamandır adanın halen daha kuzeyinde insan yaşamadığını zannediyorsa birileri, burada kendimize de suç aramamız gerekir bizim. Nasıl, ben anlamadım bir, bunu ya. Şimdi Yunanistan'ın yeni başbakanı geldi bu ülkeye ve dedi ki Mausa'da insan yaşamaz. Mausa'da Maraş'tan dolayı Mausa'da insan yaşadığını bilmiyor. Mausa inisiyatifi sanırım gitti dünkü sivil toplum örgütleriyle görüşmeye Hilton'a. Ve orada Mausa'da hani böyle bir şey geçmiş. Mausa'da birim insan mı yaşar dedi. Orada ben hiç bu açıklamayı dinlemedim. Bulurum hiç ben birazdan size. Hiç bunu da okumadım. Size. Yalnız bir küçük nüans farkı var orada. Belki o olabilir. Famagusta denilen ve aslı da Famous Ghost Town'dan evet. gelen bir yer olabilir. O ve Maraş'ı bahsetmiş olabilir. Eğer onu alıp Mausa'ya çevirdilerse orada bir karışıklık olabilir. Bence mümkün değil yani Mausa'da insanın yani yaşadığını bilmesin. Benim okuduğumda öyle, bak örnek vereceğim size. 2002 yılıydı zannedersem ilk yurt dışı ziyaretim. Avustralya'ya gittiydim ben o dönem. Ve benim yengem Rum'dur. Amcamın eşi Dalili bir Rum'dur. Orada doğup büyüdü Avustralya'da. Onun kardeşi, oradaki akrabaları, böyle tanıştık bu insanlarla ve oturduk ve Kıbrıs'ta bir akrabalarının kızı Kıbrıs'taydı, güneyde ve tabii o zaman kapılar da açılmadıydı. Ve geri geldi Avustralya'ya, tanıştırdılar beni, Rumca konuşmaya başladılar. Ben dedim yani benim Rumcam yok, İngilizce konuşabilirim seninle. Eğer sen Türkçe bilirsen Türkçe konuşayım. Nasıl yani dedi bak, Kıbrıs'ta yaşan, Kıbrıs'tan geldin ve senin Rumcan yoktur. Evet dedim kendine. Nasıl, annem baban sana ne öğretmedi de Rumcayı? Yok dedim, benim annem babam Türkçe konuşur. Nasıl yani? Ben dedim kuzeyde kalırım. O tarafta insan var. Çünkü hatırlarsan Letra Street'in sonunda bir duvarcıktan, delikten baktırırlardı insanlara. Değil ve mi? Tek gördükleri şey işte o ara bölgedeki yıkık dökük binalar. Yani oraya giden turist de bizi böyle bilirdi. Ha, Rumlara kendilerine göre haklıdılar. Bizi hep böyle tanıttılar ama biz niçin kendimizi doğru düzgün tanıtamadık? O konuda size katılıyorum. Doğru. Özellikle bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri süresince de yani... Ki adayları konuk edeceğiz, kendileriyle konuşacağız, edeceğiz. En çok üzerinde duracağım konulardan bir tanesi de bu olacak. Yani çözüm. Tamam, anladık, çözüm. İsterik çözüm olsun. Ama olmayacaksa ne yapacaksınız yani? Bugün KKTC dediğimiz devlet 31 yılını geride bıraktı. 32. yılındadır. 32 tane mektup yazılmamıştır diğer ülkelere KKTC ile ilgili. Yani ben KKTC tanıtılsın yönünde gidelim demiyorum bunu. Ama sırf bir çözümü bekleyelim diye hiçbir şey yapmadan da oturmak boşa geçen yıllardır yani. Bu, ben geçen gün İran-Irak maçını gördüm televizyonda. Acı bir durumdur o ya. Yani bizim için çok acı bir durum. İran-Irak özellikle bizim dönemimizde hep savaşlarını duyduğumuz çocukken işte onlara gaz attı, onlara bomba attı, birbirlerini yaktılar, öldürdüler denilen iki ülke
Asya Kupası'nda maç yapar adamlar. Fenerbahçe, Omonia veya Galatasaray. O daha da acı. Yani, o daha da acı. Niçin İran'dan İran'a giden? Hayır, onlar savaş etti birbiriyle. Tabii bunlar da etti. Bunlar ama da etti. Bunlar hala daha da birbirine girerler çıkarlar. Doğru. Ne zor bir ülkede yaşıyoruz aslında. Ya. Çok zor. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri ama çok zor. İyi akşamlar. Ben ve ailem 26 yıldır KKTC'deyiz ve bütün yasal yollarla hakkımızı arıyoruz. Bizim tüm soruşturmalarımız da bitti. Bizim gibi birçok insan var bu durumda. KKTC'ye 2-3 senedir gelen insanlar vatandaşlık alıyor. Biz neden alamıyoruz demiş. Çok konuştuk bu konuyu. Varsa eğer bir iki cümle alalım. Yani bu şimdiki bakanı ilgili bu konuda, ben Sayın Teberkan Ulçay'ı herhangi bir baskı altına bırakmak istemem. Yani ben son zamanlarda birilerine vatandaşlık verildiğini duymadım. Yani şu anda dondurulmuş vaziyettedir. Ama yani 26 yıla da pardon derim artık, daha önceyi vermeyenler. İşte söyledik zaten ta başından beri. Konuştuk. Hak edenlere verilmedi, hak etmeyenlere, adaya adım atmayanlara verildi. Seçim zamanı bindi uçağa geldi, oy kullandı. Yani Candan Erçetin bile bizim mahallede kullandı oyunu Karaolanoğlu'nda. Bir de oy da kullandı. Yani. Oy da kullandı. Alakasız olacak ama sormadan geçemeyeceğim. Zeki Bey'i çok takdir ederek, ancak belediye seçimlerinde Mustafa Şener Bey'e yaptıklarından sonra vicdanı rahat mı demiş. Bu konuyla ilgili benim de sorularım var. Onu birazdan birleştirip sorarız Sayın Çeler'e. Hemen bu mesajları tüketelim. Burada okuyucuya döndük ama işte sizin için yapıyoruz bunları. Sevgili Mustafa, size göre ihaleyi alıp da yollarda çalışma yapan şirketler çevreyi görüntü olarak rahatsız ederek çalışamaz mı? Bunları denetleyen bir bölüm yok mu? 1000 kişilik belediyenin içinde demiş. Ya iş olsun, iş yapılsın başımızın üstüne. Keşke iş olsa, iş yapılsa. İş olmadığı için yollar, beller, çevre bu haldedir zaten. Şikayetim ona, isyanım da ona. Yani iş yapılsın, bize işte koysunlar tabellaları. Burada iş var, işte burada toz toprak var, biz de bilelim. Ona bir sesimizin çıktığı yok zaten. Keşke iş olsa. İş olmayan yerlerde, iş yapılmayan yerler berbat. Orada iş yapılsın diyoruz biz. 1000 kişi var belediyenin içinde. Doğru, 1000 kişi var ama durum ortada. Ben devlette 4 ay çalıştıktan sonra kendi irademle istifa ettim. Madde madde yazmış. Bir demiş. Ben devlette 4 ay çalıştıktan sonra kendi irademle istifa ettim. 2. Çözüm ile mi biz adam olacağız? 3. Denetleme konusunda adayı Türkiye midir idare eden demiş. Tek tek gidelim dilerseniz. Lütfen. Eğer. Birincisi, ben devlette 4 ay çalıştıktan sonra kendi irademle istifa ettim demiş. Bu konuyu siz de söylemiştiniz daha önce. Yani demek ki kendi özel sektörde veya kendi işini kurdu ve daha iyi bir hayat standardı kurduğuna göre en doğrusunu yaptı. Kendine göre en doğrusunu, evet, yaptı. İki, çözüm ile mi biz adam olacağız? Bir parantez açıp ekleme yapayım buna. Çözüm olmazsa hiçbir şey olmaz diyenlerden misiniz? Hayır, siz de değilsiniz. Katiyen değilim ve kesinlikle çözüm olmasını beklemeden de biz kendimizi düzelteceğimiz hususları var. Çok kısacık örnek vereyim. Tabii. Yani bir zamanlar ambargoları ön planda tutan, genelde sağ kesim hükümet ettiği ambargo vardır, o yüzden bir şey yapamayız. Genelde Cumhuriyetçilik Partisi tarafından da hep işte çözüm olunca her şey düzelecek mentalitesi yayılmaya çalışıldı ama yani ne sağlık sistemimizin düzelmesi için bize bir ambargo uygulamadı. Eğitim sistemimizin daha iyi hale gelmesi için kimse bize ambargo uygulamadı. Sosyal hizmetlerin daha iyi olabilmesi için bize ambargo uygulayan yok. Kendi iç düzenimizdir bunlar. Kendi iç düzenimizi biz bunları bahane ederek halka yapamayacağımızı söylediler bize yıllardan beri. Halbuki istedikten sonra biz en azından belli başlı basit sosyal konularda toplumu refaha kavuşturabilirdik ama basiretsizliklerini bahanelerle örten yönetimler maalesef bugüne kadar iktidar oldu. O yüzden çözüm olmadan da kendi içimizde birçok şeyi düzeltme imkanımız vardır. Yeter ki niyet ve cesaret olsun. %100 bu söylediklerinize katılıyorum. %100 ama. %100 bu söylediklerinize katılıyorum. Bu kadar yıldır çözüm 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 diye diye işte nereye geldiğimiz ortadadır. Ya ortada masa yok.
Ortada masa yok. Ne yapalım yani? Şimdi biz çözüm istedik değilim de yürüyelim bunun arkasında. Öyle bir şey yok ortada. Çözüm yoktur diye hastanede doktor olmasın, gittiğimize bakınalım. Devam edelim. Okulda öğretmen olmasın. Yani bu düşüncede olduğunuzu bilmek beni memnun etti. Sosyal medyadan da çok sayıda mesaj var sevgili izleyiciler ama lütfen çok rica ediyorum beni affediniz. Onları okuyamam şimdi, çoktur mesajlar. Fırsatımız kalırsa, eğer vaktimiz kalırsa tekrardan mesajlara dönmeye çalışacağız. Bizim de sormak istediğimiz sorular var. Vaktimiz kalırsa eğer yeniden döneceğiz. İnanılmaz derecede ilgi gösterdiğiniz çok çok teşekkür ediyoruz. Vaktimiz olursa eğer yeniden döneceğiz. Şimdi gelelim sayın izleyicimizin sormuş olduğu, işte yerel seçimlerde geçen yıl Mustafa Şener'e yaptıklarından dolayı vicdanı rahat mı sorusuna. Ona gelmezden önce ama bu Zeki Çeler Derviş Eroğlu yakınlığıyla ilgili bu konunun neden bu kadar çok gündemde tutulduğunu, neden size hala daha bu soruların sorulduğunu, örneğin sizi Sayın Derviş Eroğlu'nun çok sevdiği, sizi Sayın Eroğlu'nun çok desteklediği, sizi Sayın Eroğlu'nun seçilmeniz için size çok yardımlarda bulunduğu, sizin de hala daha bugün bile, yani bugün dediğim bugün değil de yani son zamanlara kadar saraya gidip zaman zaman kendisiyle yemeklerde bir araya geldiğiniz ve TDP'li bir vekil olarak Sayın Eroğlu ile böyle bir yakınlığınızın var olup olmadığı hep sorgulanıyor. Bir kere de ben sorgulamak istiyorum bunu. Nedir bu işin aslı? Şimdi ben dışarıda konuşurken söyledim, folklorcuyum. Yıllardan beri de alt danslarını oynadım. Ve Gencay Deyzeminan, hala daha da söylerim. Bir yakınlığım vardı zaten halk danslarından. Bilin o da halk dansları, gençlik dairesi. Yani Sayın Eroğlu'nun kızı. Kızıyla. Onunla olan ahbaplığımız giderek diğer kız kardeşlerine tanışmalar. Yani bu yıllardan öncesine bağlıdır, onu söyleyeyim. Tanışmalara sebep oldu. Seçimlerden sonra mesela Aslı'yla tanıştım. En küçük deyzem derim hatta kendine. Onunla tanıştım. Yani, Aslı'ya deyze den. Ona da deyze derim. O fena, ben deyze değilim der. Yaşım o kadar. Peki. Şimdi arayıp laf da edecek. Bak, gene mi deyze derim bu televizyonlarda? Yani böyle bir samimiyet. Ve ben aslında bunu defaten söyledim. Hatta seçimler bittikten sonra işte depo UBP hükümeti kurulacak. 26'da 27 olursa olacak. Direkt benim adımı delal ettiler. Hatta Genç TV stüdyolarında bir programda, o zaman Kartal da vardı. Başka birinin konuğuydu Kartal. Hatırlamam kimindi ama. Seçimlerden sonra Gencay'ı deyzedim diyeyim. Götüreceğim dedim. Götüreyim saraya dedim. Gider seslenirik Aslı'ya da. Hem içerideyseydi görün başkanı da. Tamam dedim. Merak edermişiz zaten kimim, çünkü Gazan Mama sevinmiş. Kim da, merak eder? Aile sevinmiş. Kim? Eroğlu, Sayın Eroğlu, Cumhurbaşkanı. Yani siz seçilene kadar sizi tanımazdı. Tabii yok, seçilene kadar yani benim kendinden birebir görüşmüştüm. Yok, sadece selamdı. Seçimlerde size bir destek verdi mi Sayın Eroğlu? Öyle bir şey yoktur yani, nasıl verecek ki, adamın kendi partisi var. Nasıl verecek? Nasıl verecek? O uğraşır o zaman Ugeynan, öbür taraftan UBP'yle uğraşır. Bana mı verecek bu taraftan? Sol yükselsin, sağda giderek düşsün. İyi yani düşün. Hiç öyle bir şey yok diyorsunuz. Yok, direkt tanıştığımız günü söylüyorum sana. Ve ben arabamda hiç çekinmeden gittim zaten. Arabamda da mavi gurdeli asılı, hala daha da dışarıda asılıdır arabanın içinde. Gittik ve direkt yan taraftaki ofisçinin önüne park ettim arabayı. Ve indim. Hatta Aslı şey dedi, nasıl? Gencay Ener TDP amblemli arabanın içinden. O ne dedi böyle? Böyle bir esprisi oldu. O gün işte başkanlığına tanıştık. Ve siyasi olarak bana tek konuştuğu gün, yani öyle siyasi şey. Bak dedi, bak bu resmi görün, yan tarafta sol tarafta saçlarım dedi siyahdı. Hep böyle beyaz değildi. Ve nasihat etti, köylere git, insanlarla bağını koparma. Bu benden sana bir nasihat olsun ve isimlerini insanları hiçbir zaman unutmamaya dikkat et. Dedi, ondan sonra yediğiniz yemek kuru fasulye vardır dedi. Bugün geçin yiyin kuru fasulye pirohu. O kadar çok soruldu bana, artık ezberledim. Kuru fasulye pirohu. Hayır, ben onu sormadım. Yok. Afiyet olsun, helal olsun. Geleceğim yani, ilk başta buydu, ilk tanıştığımız. Peki devam edelim. Ondan sonra tabii ben hiçbir zaman bu konu geçti, işte geçiyor mu başka partiye de, işte kurulacak hükümet de, işte Zeki de kayacak diğer taraflar. Dedim yahu, siz halen daha insanları siyaset inan dostluğu ayırt edemeyeceklerini mi düşünürsünüz? Ve katiyen benim siyasi düşüncem Ulusal Birlik Partisi'nin düşüncelerine zıttır. Hiçbir zamanda bir araya gelebilecek bir noktamız olduğuna da inanamıyorum. Halen daha meclislere yüzlerine karşı söylerim ben bunu, Ulusal Birlik Partisi başkanına, vekillerine de. Ve
ben inanamam insanların halen daha haklıdırlar da aslında. Bugüne kadar her partili herhalde bir tek kendi partili Sinan Dost olabilirdi. Veya kendi partisinin partisinden dışından biri yetkili bir makamdaysa katiyen görükmemesi gerekir. Gözükmemesi gerekir. Öyle değil. İşte bak budur. O zaman neden benim bu samimiyetim hep soru işareti uyandırıyor şu, insanlara? Şu. Yani çünkü, ne beklerler altında? Söyleyeyim. Tabii ki insanlar farklı görüşten, farklı partiden olsa bile görüşebilir, birlikte yiyip içebilir. Hatta çıkalım meyhaneye gidelim. Sen meyhaneye gitmezmişsin ama git. Meyhaneler iyi yerlerdir. Yerler içerler beraber. Açısından gidelim bir meyhaneye, orada göreceksin ki yani başka farklı partideki insanlar oturup doğrudur, birlikte yer içer. Doğrudur. O tamam. Burada esas tartışılan konu şu. Sayın Eroğlu'yla TDP'nin ve Zeki Çeler'in kendi ağzınızla söylediğiniz siyasi çizgisi birbirinden çok uzakken samimiyetine bir şey demiyoruz bunu. Sayın Eroğlu'nun sizi desteklediği konusu var mıdır yok mudur? Yani ben söyledim ne zaman tanıştık. Öyledir yani. Kesinlikle. Yani tanışmış olmanız öyle. Peki Gencay Hanım'ın aracılığıyla destek olmuş olabilir mi size? Sizi Girne'den seçtirtmek için. Madem ki Gencay Hanım teyzenizdir. Yani nasıl olacak? Bir kendi söylediyse verin bu çocuğa da tanıdığınız varsa da verin niçin demesin. Sen beni tanıyorsan veya ben seni tanıyorsam ve bir seçim varsa verin Mustafa'ya da iyidir yapabilir bu işi demezsin. Ha kaldı ki yani bence dememiş de olabilir çünkü ne isterse olsun ben başka bir partinin milletvekili adayıyım. Peki eğer böyle bir şey olmuşsa ve işte Gencay teyzeniz dediğimiz Gencay Hanım sizin için oy toplayıp sizi seçtirmişse eğer diyorum. Siz de bunun karşılığında yerel seçimlerde Sayın Eroğlu'nun istediği gibi Nidayi Bey'e destek vermiş olabilir misiniz? Katiyen öyle bir şey olamaz. Katiyen. Yani bu beni herhalde diğer soruya bağlayacağın noktadadır. Bu konunun ona göre gireyim istersen. Yani bu bazı başarısızlıkların veya aslında olduğun gibi alacağın oyun puanını veya rakamını bilmene rağmen kendinin daha çok oy alabileceği veya işte kazanacağına o kadar çok inandırın ve kazanmadığında bir bahane bulmak ister herkes. Ve bulacağı bahane de bunun üstündense arkadaşların veya kişilerin veya sempatizanların bence çok yanlıştır. Ben gerçekten sevgili Mustafa gönlüm çok rahattır. TDP'nin oy oranını sana demin söyledim. 2009'daki seçimlerde 3.8 olduğunu, 2011'de biz işte ilçe yönetimine geldiğimiz arkadaşlarla ve 2013'teki erken seçimlerde bunu 8.5'e çıkardığımızı söyledik. 8.5'ten bir yıl içerisindeki tekrarlanan bu belediye seçimlerinde belediye başkan adayımız eğer %12.5 oy alıyorsa bu bir düzenli bir yükseliş gösterir. %40 almamızı beklemezdik. Ve %40 alabilecek bir pozisyonla yer alınmadı maalesef Girne'de. Evet belki çok büyük şaşalı reklamlara girişebilmiş olduğu adayımız ama. Yani halk demek ki %40'lığı bulmadı. Hayır, kaldı ki bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Ben aslında dedim ya belediye başkanı olacağım derdi arkadaşlarım bana lise kitaplarında. Ben belediye başkanı olmayı çok isterdim. Ben belediye başkanına aday girip girmeme noktasında 2014'teki bu yerel seçimlerde çok düşündüm. Bir taraftan büyük bir baskı vardı üzerimde gir partim tarafından da. Bir taraftan da işte tepe başından Çamlıbel'den dağın bu tarafında dağ yolu Fota buralardan biz seni seçtik gidesin bir tek girin ellere hizmet edesin diye. Kazanabilme ihtimalim var veya yok. Ve düşündüm gireceğim ama bir kere artık gerçeği görmen gerekir. Ben ilk defa yalnız girme %6.5 aldım. Karşımda eski belediye başkanı Sayın Süper Aydın. Çok güçlü, bütün personel altında tutar, bütün personeli sürükler, konvoylara, mitinglere ve oy verici ergendine. Bana inansalar inanmasalar. Diğer taraftan belediye müdürü vardır. O da aldığı bir oy oranı vardı. Geçen seçimlerde beraber yarıştık üçümüz. Onun oy aldığı oy oranda Sümer Aygın'dan yaklaşık %5-6'lık bir farkla kaybettiğini Nidayi Güngör'dü. O dönem seçimi 2010'da. Şimdi ben girdim de evet genç vekil daha hiçbir şey yapamamış mecliste. Sadece bir iki eylem yaptı mecliste. Bir mum yaktı. İşte bir helikoptercik oldu mecliste eylem olsun diye yangınlara karşı. Ve bunu yapmış ve daha kendini kanıtlayamamış biri girerse bu seçimlere ne yapar düşünmesi var. Şimdi eğer ki ben kendime %40 oy getirecek ve Girne Belediye Başkanlığı'nı alıp bakanlığı, onlara bakanlığa bedel bir yönetimi alabilmek varken
böyle bir gücüm varsaydı eğer, niçin girmezdim ben seçimlere? Bu kadar gücüm olsaydı ki bir adaydan oyları alıp başka bir adaya aktarayım, birileri istedi diye veya ben adayımı beğenmem diye gibisinden, bu kadar gücüm varsaydı ben girerdim. Ben içeride geriye kalan kendi parti vekil arkadaşlarım haricindeki 47 kişiye meram anlatma zorunluluğu, halktan da yapamayacaklarımı benden beklentiyi yapıp yaratıp işte bunların için yapmam bezeki diye veya işte bunun için çözmem, bu sorunun için vekilsin, bu kadar da maaş alın cümlelerini duymak yerine ben gider paşa paşa belediye başkanlığı yapardım Girne'de. Yani belli bir oy oranı vardı bu partinin ve o oy oranını da aldı. Diyelim ki belediye başkanlığını kesti Zeki, Nida'yı işledi. Peki meclis üyelerini mi keseceydi Zeki, ilçe başkanıyım ya. Benim o bölgede alacağım oy oranı, partimin adayının alacağı oy oranı ve meclis üyelerinin alacakları oy oranları benim başarımı gösterirdi Girne'de. Ve ben Girne'de gidip kapı kapı parti adayım için oy dilenirken beni seven insanlardan adayımı eğer beğenmemişler bile söylediğim cümle buydu. Bu benim sınavımdır. Benim meclisle yaptıklarımı eğer ki siz takdir ediyor ve beğeniyorsanız benim adayıma oy vereceksiniz ki oy oranım kazanmayacak olsa bile adayım yükselsin. Peki. Ki ben de kendimi daha ileriye götürebileyim. %14.28 da meclis üyelerim aldı. Zaten karma oyları var onda. 14 tane aday vardı. Her birinin kendi alacağı karmada %1.5-2'lik bir fark yapabilirdi sevgili Mustafa. Çok uzun anlattınız bu konuyu. Çok umarım tartışılan, temiz çok konuşulan bir konudur. Bu bizde beyan esastır. Siz eğer öyle diyorsanız söyleyecek bir şey yok. Epey rakamlarına kadar her türlü de açıkladınız. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelelim. Evet. Şimdi Sayın Erol'un Cumhurbaşkanlığı, 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı görevini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere kendince yapabileceklerini yaptı herhalde. Yani beklentinin altında olduğu, zaten daha doğrusu sağ bir adaydan gelecek olan beklenti ne olabilir ki? Adam yıllardır KKDC kuruldu, ilerleyen yaşatacak dedi, hala daha da yaşatacak der. Ama gider ondan sonra federal bir cumhuriyet yapısı altında Joint Declaration, o ortak müzakere metnine, ortak metine imzasını atar. Ama şimdi hala daha imzanın üzerine de işte bu devlet yaşayacaktır. Burada ikilem yaratırsınız. Ve yani derler neden Eroğlu'nu çok böyle siyasette çıktığında bu tür politik programlara eleştirmen. Yahu şimdi benim sağ bir adayın görüşlerini daha ne kadar eleştirmem mümkündür ki? Yani kendi aslında bana sorarsanız Ulusal Birlik Partililerinin Sayın Eroğlu'na oy vermemesi gerekir daha çok. Neden? Çünkü bugüne kadar KKDC'yi savundu. KKDC'nin ilelebet yaşayacağını savundu ama federal bir konfederasyonu savundu. Ama federal bir yapının oluşabilmesi için imza atan liderdir Kıbrıslı Türkler tarafından. Masa nerede? Masa yok. Masayı, gittiği masayı darmadağın masayı verdiler. Barbaros'a yani imzayı... Paşa'yla Navtex şeyi masayı darmadağın etti. Acaba sadece onlar mı? O da ayrı bir konu tabii de. Yani bunları siz eleştiri olarak gönderiyorsunuz Sayın Erol'la. Örneğin size göre şimdi yıllarca KKTC'yi savunmuş bir lider, bir başbakan, daha sonra da bir cumhurbaşkanı gidip de ortak metne imza atarsa bu bir ikilem yaradır size göre. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bence sürpriz idi. Hiçbirimizin beklemediği bir davranışı da aslında. Hatta ben mecliste, meclis platformu çağrıldığında şeye... saraya ki parti başkanımız ve sekreterlerimizden gittik oralara. Hiç unutmam, ilk toplantıydı galiba. Bir tanesinde TDP çağrılmadı, kıyametler koptu evet. O zaman. Ondan sonrakine çağrıldığımızda bu imza da atılmıştı zaten. Ve Ulusal Birlik Partisi'nin başkanı ve gelen diğer arkadaşların çekinceleri ve itirazları vardı bazı noktalarda. Ve Cumhurbaşkanı çıkıp işte yok ya dedi, bu da böyle böyledir gibisinden bir açıklama yaptı. Ben de dedim yani ne oldu şimdi kendi içinize başladınız, zıtlaşasınız. Yani böyle de çelişkiler yaşandı içeride de. Ha, geriye kalan kısımlarda da yani benim görmek istediğim lider saygı çerçevesi bir kenara, dostluk bir kenara. Yani eleştirmekten çekinmeyeceksiniz. Ancak benim beklediğim lider daha çok toplum içerisinde toplumsal konulara şahsının da daha fazla adapte olup daha fazla parmak basmasıydı. Yani... Birçok insanda Eroğlu fobisi vardır. Yıllardan bu ülkenin bu şekilde gelebilmesinde, yani bu şekildeki kötü sistemin oluşmasında da partisinin ve şahsının da çok büyük ihtimal ve görünen taraflarında da hataları vardır.
Ama ne isterse olsun, eğer ki lider seçiliyorsanız ve bağımsızsanız, artık tüm toplumu temsil ediyorsanız, daha çok sokakta, hani sırf kahvehanelerde gezmek değil ama çevre konularında olsun, gençlik sorunlarında olsun. Tabii ki Gence Hanım'ı tenzih etmek gerekir. O gençlik sorunlarıyla kendi bayağı işler. Görevi odur ve görevini layıkıyla yaptığına inanıyorum. Uyuşturucu konusunda da atılımları vardır. Ama Cumhurbaşkanı'nı ben artık sadece gidip de görüşmeler yapan, Rumlarla masada kovalamaca yapan liderler değil, gerçekten ülke sorunlarına da yetkileri dahilinde olmanın dışında da çıkıp birebir görünmesini isterim bir cumhurbaşkanının, şimdi bir liderin. Bir izleyicimiz burada hazır cumhurbaşkanlığı konusunu konuşurken bir mesaj göndermiş ve demiş ki Sayın Akıncı ile Nisan'da yeni bir sayfaya merhaba. Şimdi bunu tartışacağız. Ancak tartışmazdan önce hazır bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gelmişken perşembe akşamki programımızla ilgili izleyicilerimizi de bir bilgilendirelim. Ve daha sonra bu konuyla devam edelim. Sevgili izleyiciler, geçtiğimiz hafta da bunun anonsunu yapmıştık. Artık gün yanaştı. Yarın akşam değil, diğer akşam, perşembe akşamı seçim meydanına, cumhurbaşkanlığı seçim süresince devam edecek olan seçim meydanına başlıyoruz. İlk konuğumuz Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kudret Özersay olacak. Karşısında da birbirinden değerli 3 gazeteci konuğumuz olacak. Sayın Cenk Mutlu Yakalı, Sayın Hüseyin Ekmekçi ve Sayın Levent Özadam soracak. Sayın Kudret Özersay yanıtlayacak. Sizlerin de mesajlarınıza yer verebildiğimiz kadar vermeye çalışacağız. Çok farklı bir formatta, daha değişik görüşte kişilerin adaylarımıza sorular sorabileceği bir imkan yaratmayı düşündük. Bunun için de perşembe akşamı başlıyoruz. İlk konuk adayımız Sayın Özersay olacak. Gazetecilerimiz de Sayın Cenk Mutlu Yakalı, Sayın Hüseyin Ekmekçi ve Sayın Levent Özadam zaman zaman hem gazeteci konuklarımızı hem adaylarımızın yerine değişik sektörlerden, değişik sivil toplum örgütlerinden temsilcileri de ağırlayıp bu ülkede cumhurbaşkanlığının ne demek olduğunu, cumhurbaşkanından az önce Sayın Zeki Çeler de bazı beklentilerini söyledi. Cumhurbaşkanlığından bu ülkede bizim halkımızın, sivil toplum örgütlerinin neler beklediğini, cumhurbaşkanının bu halka neler verebileceğini değişik sektör temsilcilerinden de dinlemeye çalışacağız. Her perşembe akşamı saat 21'de bundan böyle seçim meydanıyla sizlerle birlikte olacağız. Er meydanı devam tabii. Salı akşamları devam. Sayın Akıncı'yı destekliyorsunuz. Sayın Akıncı da büyük bir hevesle çalışıyor. Nasıl görüyorsunuz Sayın Akıncı'nın kazanma ihtimalini? Şimdi bir kere bir aday kendi aday olmaya karar vermeden, hatta aklından belki de böyle bir şey geçmeden toplum onu çağırıyorsa zaten kazanmış demektir. Gittiğimiz her bu belediye seçimlerinde de veya kendi köy ziyaretlerimizde gittiğimiz her yerde Sayın Akıncı'nın aday olması için insanlar bize talepte bulundu. Sonuç olarak köklerimiz aynı kökten geldiği için insanlar Akıncı nerede? Akıncı aday olacak mı? Akıncı aday olsun. Onu Cumhurbaşkanı isterik bu ülkede diye. Bize söylediler. Biz Akıncı'ya hep söyledik. Bekleyin, bekleyin. Daha bakacağız. Benim de kulağıma gelir ve çocuklar ama. Yani bu kolay bir şey değil. Karar vermek kolay değil bu konuda. Ama bakalım bakalım dedi. Ha, belediye seçimlerinin aslında onun için bir nabız yoklamasıydı Lefkoşa'da. Lefkoşa'da bu nabzı yoklarken zaten kendi de anladır. Bunu gördü ama sadece Lefkoşa yeterli değildi. Ha, bizim söylememiz de yeterli değildi. Yani kulaktan duymalarla insanlar kendini gofa getirebilir. Ama kendinin bunu görmesi gerekirdi ve çıktı. Bir ön gezi yaptı bu süreç içerisinde. Birçok köyü gitti, ziyaret etti ve gittiği her köyde aslında cumhurbaşkanıymış gibi de karşılandı. İnsanlar gerçekten açık ve samimi bir şekilde söylerim bunu. Sayın Akıncı'yı gördüklerinde aman Mustafa'm seni isterik ha. Gir sensin Cumhurbaşkanı. Yani insanlar bu tepkiyle orada Sayın Akıncı'yı her gittiği yerde karşıladı. Madem şimdi, ki bu kadar açık konuşuyorsunuz ben de daha açık sorayım size. O zaman şehir dışında kırsalda da aynı lafları duyuyor aynısını musunuz? Aynısını duyarım. Ve hatta kırsalda aslında şehirde insanlar zannedersiniz ki böyle daha olaylara farklı bakar ama kırsal kesim de bizim benim az önce söylediğim o beklenti liderdeki beklentiyi kırsal kesimdeki de bekler. Fazlasıyla bekler hatta. Tabii mutlaka. Yani o... Hayır ben o destek açısından anladım, soruyorum. Anladım. Yok, yani gerçekten bekler. Özellikle kırsalda beklediğini, beklentinin olduğunu görmek
Zaten benim senin karşında bu soruyu sorduğunda ve başka yerlerde de cesurca Sayın Akıncı'nın aslında bu seçimleri başarıyla kazanacağını ve halkın da aslında bunu istediğini söyleyebilme lüksü tanır bana. Yoksa gerçekten söylerim. Yani kendi kendimi goflama ya da işte körü körüne işte adayımızdır diye kazanacağını söyle. Gerçekten öyle bir şey değil. Peki. Ya bir yerde otururken 5 kişinin 4'ü samimi bir şekilde Akıncı diyorsa, 10 kişilik bir ortamda en az 7'si Sayın Akıncı diyorsa, benim oyum Mustafa Akıncı'nındır derse, bu durumda bulunduğumuz ortama da bağlı o tabii. Bu arada benim de çevremdeki insanlar, arkadaşlar benimle gayet rahat konuşurlar. Konuşabilir. Yani açıkça bana peki, hayır ben vermeyeceğim diyen de çıktı. Peki son soru olarak da şunu soralım ve artık kapatalım Sayın Vekilim. Bu seçimlerin birinci turda bitmeyeceğini düşünürsek ve ikinci turda da mutlaka herhangi bir ihtimali değerlendirecek olursak, herhangi bir ihtimali hiç fark etmez, mutlaka bir sol ittifak gerekecekse, yani ancak Sayın Akıncı ile Sayın Siber ikinci tura kalır da o zaman iş ayrılır, ama onun dışında ki bütün ihtimallerde bir sol ittifak ve fazlası, ama sol ittifak kesin gerekli olacağı bu kadar belliyken, olur mu bu size göre? Böyle söyleyeyim. Normalde baktığında herhalde karşından beklediğindeyim sana, biz bir ikinci tur olacağına inanmayık. Aslında evet, ikinci tur olacağına inanmayık. Çünkü birinci turdan bu işin Sayın Akıncı'yla biteceğine inanmayız. Öyle söylediniz. Ama illaki de böyle sorarsan da peki, ve cevapsız bırakmamak, işte yuvarladı politika yaptı bu da demesin seyircilerimiz de diye. Şöyle söyleyeyim, yurt sevgisi vardır solcularda. Biz sol kesimde, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin içindeki tüm insanlarda da bu sevgi vardır. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin içindeki arkadaşlarda da bu sevgi vardır. Diğer sol partilerde, BKP'de de, YKP'de de hepimizde bu vardır. Ve solda birlikteliği sağlamak gerekecekse ikinci turda, ikinci turda da o soldaki birlikteliği sağlayacağımıza inanıyorum ben. Çünkü orada partizanlık veya particilik değildir yapılacak olan ikinci turda. Zaten birinci turda da yapılacak olan o değildir aslında, ama eğer ki böyle bir durumda olacaksa ikinci turda da buna gerek kalmayacaktır. Zaten örneklerini daha önce gösterdik. Sayın Talat'ın ikinci tura kalması veya birinci turdan desteklenmesi konusunda Toplumcu Demokrasi Partisi olarak biz Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne bu desteği belirttiydik. Onların da bu seçimlerde eğer ki ikinci tura kalınacaksa bizlere bu desteği belirteceklerinden hiçbir şüphem yoktur. Çünkü yurt sevgisi parti sevgisinden, partizanlıktan daha önce gelir diye inanıyorum ben. Öyle de ümit ediyorum. Peki, ben de gelip katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum size Sayın Vekilim. Parlamentomuzun en genç vekilini bu akşam ağırladık. Er Meydanı tarihinin de en genç izleyicisinin mesajını aldık bu akşam. Tamam. 14 yaşında bu akşamı bir en daha koyduk. Gençlere ayırmış olduk. Eklemek istediğiniz varsa eğer alıp kapatalım, buyurun. Bunun üzerinden ben de kapatayım. Ne mutlu bize ki artık 14 yaşındaki gençler bile artık bizleri izleyebiliyor ve aktif siyasette rol alabilip bu konuda konuşabiliyor. Kıbrıs'ta insanlar ben politik olmam, ben politikaya karışmam diyen bir büyük kesim vardır. Ben hep bunu söylerim bu arkadaşlara. Bilmemiz gereken bir şey var. Hiç kimse bu ülkedeki düzen düzenene kadar, düzen kurulana kadar, o beklenti, refah seviyesi yükselene ve beklentiler karşılanana kadar kimse kendi asli görevini yapamaz. Doktor doktorluğunu, öğretmen öğretmenliğini, müzisyen müzisyenliğini, avukat avukatlığını, televizyoncu televizyonculuğunu gönül rahatlığıyla yapamaz. Herkes siyasette aktif olmak zorundadır. Ta ki bu sistem düzelsin. Bu sistem düzelene kadar bizler bunların gazileri veya şehitleri olacak aslında. Ama bizden sonraki nesillere bırakacağımız o güzel sistemin an, onların kendi istedikleri mesleklerini siyasete karışmadan yapabileceği bir ortam yaratacağımıza inanırım ben, ama aktif olmak zorundayız şu anda. Bize iletişim fakültesine ilk başladığımızda ilk öğrettikleri şey şuydu. Eğer faydalı bir insan olmak istiyorsanız kendi etrafınızdaki ve dünyada olan her şeyden haberdar olmak için çalışmanız gerekir diye. Yani bütün o dersi, kitabı, defteri hepsini boş ver. Eğer başarılı ve faydalı bir insan olmak istiyorsan haberdar olacaksın. Etrafında ne olur, ülkende ne olur, dünyanda ne olur diye. Sadece siyasetle de değil, her şeyle de ilgili olmak, bilmek lazım diyelim.
Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben burada teşekkür ederim. Çok sayıda mesajlar var sevgili izleyiciler. Özellikle özel sektör temsilcilerinden Sayın Zeki Çeler'e bombardıman var burada. Ben ona, o mesajları kendisine programdan sonra okuyacağım da zaten. Ama süremizin sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Okuyamadığımız mesajlarınız için de özür diliyoruz. Perşembe akşamı bu sefer seçim meydanında sizlerle birlikte olacağız. Bundan böyle artık haftada iki gece, hem salı hem perşembe geceleri sizlerin karşısında olmaya çalışacağız. Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Sayın vekillerimizle, bakanlarımızla, adaylarımızla sizlerle konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğer en küçük bir faydamız oluyorsa bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Gönderdiğiniz mesajlara, gösterdiğiniz ilgiye çok çok teşekkür ederek. Perşembe akşamı saat 21'de Sayın Kudret Özersay'ın, Sayın Cenk Mutlu'ya kalının, Sayın Hüseyin Ekmekçi'nin ve Sayın Levent Özadam'ın konuk olacağı Seçim Meydanı isimli yeni programımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın. Ermataş, Er Meydanı'nı sundu. Merhaba, biz yokken kedimizin mamasını verebilir misiniz? Aa, ne demek, tabii ki. Pis 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 pis. Duvarlara bak. Sen gel bir de salonu gör. Nefis görünüyor. Aa, yerler de serinlemiş. Aa, banyoya bak. Tabii ya. Vitra. Unuttuk biz bunu. Hayranlık uyandıran evlerde seramik Vitra'dır.